Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Çok mutluyum. Uzun bir süre sonra gündüz kuşağında ilk kez çok sevdiğimiz ve özlediğimiz Profesör Doktor Canan Karatay hocamız sizlerle beraber. Güzel, hoş geldiniz. İyi yayınlar. Bizi çok mutlu ettiniz. Öncelikle onu söyleyelim. Sizi ağırlamayı çok özlemiştik. Buna da istinaden sizi tabii ki böyle bir karşılama herkes sevgiseli içerisinde karşılıyor ama tabii ki çiçekleri çok sevdiğinizi biliyoruz ama sizinle bütün eşyan zeytinle alakalı size belki çiçeğin yerine daha da çok hoşunuza gideceğiniz düşündüğümüz minik bir hediyemiz var. Aa, çok şöyle teşekkürler. Bir, bir... Ben şöyle tutayım, siz şey yapmayın. Ben dilerseniz yan tarafınıza koyayım. Zeytin ağacı vermek istedik size. Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Hemen şöyle koyayım sizi yormayayım. Evet bu arada aynı zamanda yine çok değerli konuklarımız var. Ta Hatay'dan geliyorlar. Antakya Gastronomi Derneği Başkanı bizlerle beraber hoş geldiniz. Ünal Kahraman diyelim. Hatay'ın birbirinden güzel lezzetlerini bugün bizim için getirdiniz. En sağlıklı aslında lezzetlerini de diyebiliriz. Mercimekte bulgur pilavı yapılacak yine. Bu arada mutfağımızda da konuğumuz var. Ona da bir hoş geldin diyelim. Zeytin salatası yapacak. Evet. Ve bir de tabii ki kısırımız var. Bugün de hocamla birlikte hakikaten ezber bulacak. Yine açıklamalar olacak. Ee, bize bugün ilk defa sağlıklı karbonhidratlardan bahsedecek. Hangi ekmek kanser yapar, hangi ekmekler bağımlılık yapar konuşacağız. Un veya ile kızartılmış Herhangi bir şey bu balık da olabilir herhangi bir şey de olabilir kansere nasıl davetiye çıkarıyor üzerine basa basa konuşacağız. ve Türkiye'de her 3 kişiden birinde görülen yüksek tansiyona karşı neler yapabiliriz hocamla konuşacağımız bazı konulardan bir tanesi. Bu arada hocamdan müsaade alırsak da eğer biz izlerken izleyenlerimiz soru sormak isterlerse telefon numaralarımızı alt, alta görüyorlar bağlanabilirsiniz 0212 702 42 42 de telefon numaralarımız. Hocam başlayalım mı? Daha, Hazırsanız. Evet, Sizi çok yormadan ama tabii ki enginlerin bilgilerinizden de faydalanmak istiyoruz. Son dönemlerde özellikle biliyorsunuz hep konuşuyoruz. Kanser ve metabolik hastalıklar çok arttı diye. Ee, aslında bunun artışı ile hocam genetik faktörler ne kadar rol oynuyor ve aslında beslenme ile ilişkisi ne kadar? Peki. Biliyorsunuz yani işte burada bu kitabında evet. hepsini söylüyorum. Hiçbiri genetik değil. Hiçbiri değil mi hocam? Hayır. Genetik hastalıklar vardır ama bu son zamanda gördüğümüz bütün bu kronik ee, ...dejeneratif dediğimiz hastalıklar... ...ki kanser de buna dahil... Evet. hashimoto da dahil... ...tiroid nodülü de dahil... ...tiroid kanseri de dahil... ...her türlü kanser de dahil... ...şeker hastalığını biliyoruz... İşte ...kalp hastalığını... ...felç, parkinson, beyin hastalıkları... ...nerodejeneratif hastalıklar dediğimiz... Hı hı. ...bütün bu şizofreni dahil... ...hepsinin artık temelinde... ...sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam... ...yatmaktadır... Evet, yatmakta. ...buna biz... Kronik inflamasyon diyoruz, yani vücutta meydana gelen kronik bir yangın. Hmm. Yani e, ne demek bir mücadele demek. Evet. Bu tabii ki gençlikten başlıyor, sonra ileri yaşlarda e, çıkıyor. E, e, şeker hastalığını biliyorsunuz. Evet. E, yetişkin tipi diyabet denirdi biz şey yaparken. E, yetişkin tipi diyabetin 20 senelik şeysi var, geçmişi var. Hı hı. Bu, e, 20 yaşında başlıyor, işte 35-40 e, e, yaşlarında çıkıyor. E, bu artık gösterildi ki. Vücudun temelinde hücresel düzeyde mekanizmalarda gıdım gıdım yavaş yavaş bir mücadele başlamış oluyor hmm. ve bu ileri yaşlarda da ortaya çıkıyor. Hiçbiri genetik değil. Genetik diye maalesef korkutuyorlar. Hmm. Yani kişileri korkutuyorlar. Korkuyla da maalesef hayat boyu çocuklar, gençler. Hanımlar beyler korkuyla yaşıyorlar evet, annemde var ben evet. bir kere şeker hastalığı genetik değil tansiyon ha, tansiyon diye bir hastalık yok tansiyon demek yani tansiyonuz çıkıyorsa e, size bana uyarı veriyor vücutta bazı şeylerde Yolunda gitmiyor yani diye değil mi hocam yolunda gitmiyor Vücutta diyor bazı bozukluklar başlamış Hı. ve onun su yüzüne çıkması tansiyon Hı. ama o birdenbire değil Tabii. şu olarak Bir sürü çok faktöryel diyoruz multifaktöryel hı hı. ama temelinde kronik inflamasyon yani kronik yangın yatıyor. Yani kronik otoimmün hastalıklar yatıyor. Yani bağırsak bozuklukları da buna dahil bağırsak hastalıkları da buna dahil mide ülseri de buna dahil hı hı. karaciğer yağlanması şey olarak bütün bunlar hepsini bütün kitaplarımda anlatıyorum. Evet. Hakikaten hiçbiri genetik değil. Genetik zaten genetik bilimine artık artık inanın ki Çağla Hanım hı hı. son 10 15 yıldır gene genetik bilimine artık kimse araştırma için para vermiyor Vermiyoruz. yatırmıyor yurt dışında evet. bizde başka evet biz bu şekilde beslenmeye devam edersek hocamızın da saydı benim de az önce söylediğim bu hastalıklar bizim yakamızı bırakmayacak belli oldu peki diyelim ki bu zamana kadar o kadar iyi beslenmedik dikkat etmedik ve bugünden sonra bir karar verdik en önemli tavsiyemiz ne olabilir hocam insanlara Tabii beslenme ki, konusunda benim en önemli tavsiyem bir kere her şeyin iyileşebileceğine inanmamız Hı. korkmamamız Annemde babamda var deyip bende de olacak diye oturup beklemememiz. Hmm. Ne yersek odur. Hipokrat diyor ki you are what you eat. Hmm. Ne yerseniz odur. Onun için e, tamam e, güç bir dünyada yaşıyoruz. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Bütün etrafımız toksin dolu. Doğru. Havamız toksin, suyumuz toksin. Yiyeceklerimize sıkıyorlar zehirli ilaçları toksin. Hı hı. Efendime söyleyeyim. O güzellik malzemeleri toksin. O evet, güzel doğru. efendim dudak boyanız, saç boyanız toksin Hepsi efendim. Toks, efendim. Göz evet. Göz boyanız doğru. efendim. Hepsi toksin. Tamam mı? Bunları tabii ki sıfırlamaya imkan yok. Bana bir de sıfırcı diyorlar ama <laughs> sıfırcı dememin sebebi yani beyne gitsin zaten sıfırlamamıza imkan yok. Hiç olmazsa azaltırız bilinçli olarak. Yani orada bir alegori var hı hı. şey olarak. Ee, olarak. Onun için bir kere şuna inanmamız lazım. Bir kere bu artık gösterildi ki Çağla Hanımcığım. Ee, insan vücudundaki bütün hücreler 3 ayda bir, 4-5 ayda bir yenileniyor. Hı. Beyin hücresi, göz Hı. hücresi. Efendim meme hücresi, tiroid hücresi, prostat hücresi, kara, ne aklınıza gelirse. Ölüyor. Bunlara programlı ölüm diyoruz apoptozis e, ölüyor tabii yani kullanınca nasıl cildimizden e, keselendiğimiz zaman ölü geri çıkıyor. gidiyor çıkıyor. Aynı şekilde bütün iç organlarımızda da oluyor yenileniyor. o. Yenileniyor. E, yenileniyor. 3 ayda bir. Evet. E, yaşa başa bağlı. Hı hı. Şeye bağlı. Gençlerde daha hızlı olabiliyor. İşte bizlerde daha geç olabiliyor. Hı. Yavaşladığımız için. Yani ben gelmişim 76 yaşıma. 3 ayda bir değil tabii 4-5 ayda bir veya daha geç. Ama yenileniyor. Artık buna inanın. Buna güvenin. Buna mutlaka güvenin. Bu yenilenme sırasında yeni hücreler yapılıyor. Vücut buna programlanmış. Yani bizi seni beklediği yok. Doktor bilmem kimin lafını beklediği yok. Buna artık inanın. Bu yenilenme sırasında vücudumuza besin olarak <laughs> e, sağlıklı ve doğal, ilaçsız mümkün olduğu kadar işlenmemiş, aşırı işlenmemiş Buna biz ultra proses diyoruz. Gıdalardan uzak durarsak, seçici olursak, seçici olursak. Ilk, e, sağlığımıza kavuşuyoruz. Bu kitaplarda hepsinde bunu anlatıyorum. Şeker hastalığı, şeker hastalığı metabolizmanın bozuk olduğunu gösteren, hormonal dengesizliğin olduğunu gösteren bir hastalıktır. Hı -hı. Hastalık bunlar düzelir mi? Düzeliyor kardeşim. Beslenme değiştiği anda, düzenli çokluğu anda. Beslenme değil, Başka, yaşam biçimi. Yaşam biçimi tabii ki yani önemli. Ama evet. e, ilaç olarak... Başlangıçta ilaçlar veriliyor vesaire vesaire verilir ama sonunda e, sağlıklı beslendiğimiz zaman sonunda. Kilolar gittiği zaman Hı. sağlıklı beslenince ben kilo vermek için konuşmuyorum yanlış anlaşılmasın. Evet hocam. Vücut hücrelerinin sağlığı için konuşuyorum. Beyin hücrelerinin sağlığı için Biraz konuşuyorum. Biraz kilo çok zayıfmış bunun çok bir alakası yok. Değil Zayıflar mi da aynı. Zayıf olmak çok tehlikeli. Evet. Zayıf olmak da efendim sağlıklı olduğunuzu göstermez efendim. Hiç göstermiyor hocam. Değil mi? Mesela ben yani Siz şu yaşadınız anda. yaşadınız bunu. Yaşadım hocam. Mesela ben şu an sağlıklı bir görünüyor olabilirim ama bu zayıf olduğum için ila, hep sağlıklı olacağım değil. anlamına gelmiyor. Onun için, yani zayıf olanlarda da meta, bu bozukluklar hücresel düzeyde olabiliyor. Siz, ve siz bunu yaşadınız. Çok geçmiş olsun Çok tabii. Çok teşekkür ederim. Yani kaldı tabii. Hatırlamak istemiyorum. Ama zayıf insanlara da buradan seslenelim. Şimdi herkes bir zayıflama peşinde ya hocam. Herkes fit olayım, herkes incecik olayım ve ben eşittir sağlıklı olayım kafasında. Bu benim genetiğim böyle. Ben bunu zorla zaten zayıf kalmıyorum. Benim annem de böyleydi. Benim babam da böyle dolayısıyla da ben bu genetiğe sahibim ama herkes bir zayıf olma peşinde ve sağlıklı olacağı düşüncesinde. Bu düşünce ne kadar doğru? Tabii ki sağlıklı olmak demek, pardon zayıf olmak demek sağlıklı olmak demek değildir. Evet. Ben onu başından beri söylüyorum. Ve benim yazdığım kitaplarda anlattığım kitap bunu anlatmaya çalışıyorum. Vücuda mümkün olduğu kadar doğal, mümkün olduğu kadar işlenmemiş, mümkün olduğu kadar zehirli yiyecekler, içecekler girmeyecek efendim. Bütün mesele bu. Zaten son e, 1990'lardan sonra mantar gibi patlak veren bu hastalıklar Değil mi hocam? genetik olmasına imkan yok. Evet. Yani genetik mutasyon olur mu? Olur. Ama mutasyonların olması için e, e, genetik mutasyonlar 100 sene sürer, 200 sene sürer. Doğru. Son 10 15 sene içinde bütün dünyada problem bu. Hı hı. Yani bu, bugün neden bu oldu? Bu tabii ki işlenmiş gıdalardan. Evet maalesef. Fabrikan, fabrikadan gelen gıdalar. Çünkü fabrikadan gelen yiyeceklerin hiçbiri hakiki yiyecek değil. Senelerden beri söylüyoruz. Paketlenmiş hiçbir şeyi yemeyin çocuklarınıza vermeyin. Evet doğru. İçinde o kadar çok kimyasal var, o kadar çok ilaç var ki onlar e, açmasan iki sene dö, dö, ömründe orada duruyor. Halbuki insan vücudu ne? Çalışan, e, hücreleri yenilenen bir organizma. Siz buraya doğal olarak maddeleri arz etmek mecburiyetindeyiz. Evet. O zaman sağlığımıza kavuşuruz Ne anlatıyorduk biz. Böyle Kaştık. gidiyorduk hocam, hiçbir sıkıntı yok. Şöyle devam edebiliriz dilerseniz. Aslında hani kanser hücrelerinin hep bizde olduğu söyleniyor. Mesela bu kanser genini uyandırmamak için sadece beslenmeyle ona savaş açabiliyor muyuz yoksa tabii ki yanında faktörler de var mı? İşte spor yapmak, ne bileyim, beslen, iyi beslenme uyumak. çok önemli. Şimdi efendim şimdiki e, son zamanlarda temiz hava çok önemli. Temiz hava çok önemli. Duysunlar bizim kanun yapacaklarımız. Nereden bulacağız hocam değil mi? Hindistan'da siz duydunuz mu hiç temiz hava belli miktarlarda alabilmesi için, atıyor. 10 dakika temiz hava solayabilmesi için parayla temiz hava satıyorlarmış Hindistan'da. Yok o şey o, o, oksijen barları var. Gibi herhalde. Var var e onlar öyle çok da, ama var. kardeşim bir saat falan değil hayat boyu çocuklarımız. Doğru zehir soluyoruz hepimiz. Evet. Yani kusura bakmasınlar o bacalara filtre takılması lazım. Doğru. Çünkü senelerden beri ben söylüyoruz. sade kanser değil. Evet, takılıyor. Parkinson hastalığı he? yapıyor, Alzheimer yapıyor, kanser yapıyor. Kalp krizi hava kirliliği bu gösterildi. Bunlar yani Avrupa olacak? Birliği Kardiyolojinin kardiyo, Kardiyoloji Derneği'nin Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin eee belirli şeysi infaktüs yapıyor hava kirliliği. Evet. Peki nasıl korunabiliriz hocam? ondan sonra kalkıp efendim, mecburen. arabada sigara içmeyin kanun. Vah vah. Tamam o doğru. Tabii ki evet. Ama siz bütün kitleye zehir solutuyorsunuz ve bunun için kanunu değiştiriyorsunuz. Kanun çıkartıyorsunuz. Hı hı. Bu bir insanlık suçudur. Bu bir cinayettir. O, onun için hiç biz e, şeyiz demesinler. Hı hı. Çok rica ediyorum. Evet. O bacalara filtre takılacak. Evet. Inanıyoruz. Senelerden beri söylüyoruz. O bacalara filtre en takılacak. En kısa zamanda eksik olanları da mutlaka takılacaktır. Hocam, peki bir şey soracağım. Kanser hücreleri, hücreleri uyuyor dedik ya biraz önce. Onları tetikleyen en önemli faktör ne? Kanser hücreleri ne besliyor da büyüyor ve çoğalıyor? Şimdi efendim, çok güzel bir soru. Bir kere hepimizde insan olarak ve hayvan olarak genler aynı, yüzde 99.9. Hepimizde aynı genler var ve bu genler uykuda. Yani yok diyabet geni bulundu, obezite geni bulundu falan filan hepsi hikaye. Bunlar uykuda, bunları uyandırmayacağız dediğiniz gibi. Bunları tetiklemeyeceğiz. Yani yılanın başını kaldırmayacaksın kardeşim. Doğru. Bu bir. Peki ne? Tabii temel olarak beslenme. Temel olarak sağlıklı temiz hava. Temel olarak sağlıklı temiz efendim suyumuz. Temel olarak Evdeki deterjanlardan, toksinlerden uzak durmak. Şimdi sigarayı yasaklıyoruz ama öbür tarafta tabii yasaklanacak. Ben sigara yasaklansın diye 66'dan 67'den beri uğraşıyorum. Kanun çıksın diye. Sağlık yönünden. Evdeki deterjanlar da, deterjanlardan çıkan kimyasallar da, deterjanlardan çıkan o kokular da sigaradan daha fazla zehir. Sigaradan daha fazla zehir. Bunu anlatıyorum. Hı hı. Çünkü bütün titiz hanımlar ev içindeki o toksinleri çocukların o, hepsi o, alerjik. çocukların o, hepsi o, o, hapşırıyor. Evet. Burnu tıkalı. Kulaklarına tüp takılıyor. Neden? Çünkü burun niye tıkanıyor? O hava deterjanlardaki o zehir burundan solumasın diye burun kendini tıkıyor. Vücut kendini korumaya alıyor. Hı, o yüzden tıkanıyor aslında. Ondan hı. tıkanıyor. Gidip ameliyat, tamam abeliyat çok sıkıysa olursunuz. Ama siz dış zehirlere, toksinlere maruz kalmak demek. Maruziyet deriz biz buna. Maruz kaldığınız sürece o etler gide çıkacak. Hmm. O, o geniz eti gide çıkacak. Bu vücutta reaksiyonu gösteriyor. Yani size bana haber veriyor ki etrafta efendim zehir var. var. O halde havamızı temizlememiz lazım. Ev, ev toksinleri en tehlikeli artık bu gösterildi. Kanserojen. Hı hı. yani sadece kanser diyorsunuz ya genleri neler uyandırıyor diye. Hı hı. İşte başta evdeki klorlar. Hı, hı. Baştaki temizlik malzemesinde bulunan bromür, klor ve bromür. Hı hı. Haberiniz olsun ve diş macununda bulunan flörür. Aa! Evet efendim, ben ne yapayım? Ha, yok hocam tabii söyleyin yani tabii ki Bütün bunlar önemli. genlerimizi uyandırıyor. Kişiye göre birinde sonra işte ciltte çıkıyor, birinde kulakta çıkıyor, birinde karaciğerde çıkıyor, birinde kemikte çıkıyor. Her bünye değişiktir. Yani bunun reaksiyonu değişik oluyor. Onun için önlemek elimizdedir. Hiç kimsenin elinde değildir. Tabii sağlıklı hava dedik, sağlıklı su dedik sağlıklı yaşam dedik. Hmm. Efendime söylüyorum. Çok iyi bir uyku çok önemli. İyi uyku da çok, çok önemli. önemli. Tabii bir de stres mümkün olduğu kadar stresten uzak, uzak kalmak çok önemli. Tabi pembe bir dünyada yaşıyoruz. Hepimiz niye bu kadar stresli <laughs> olalım? Hiç anlamıyoruz. Değil Neden mi yani? acaba bu kadar stresliyiz? Tabii. <laughs> Peki hocam uyku... Bir çok... de hareket çok önemli. Hareket Dediğiniz önemli. Gibi. Siz onu da sordunuz. İstiyorsanız e, sporu ayrıca konuşuruz. Yürüyüşün önemini konuşuruz ama şu uyku meselesini derseniz gelmişken mesela kaç saat uyumaları öneriyorsunuz? İnsanlar kaç saat uyumaya programlıyor? yoksa kişiden kişiye değişiyor mu? ama minimumu maksimumu var mı hocam hani en az şu kadar deliksiz iyi bir uyku uyumak lazım. Tabii uykunun kalitesi çok önemli. Hı hı. Süre kişiye göre değişebiliyor. Hı, hı. Ee, işte çocukların uyuması, hani uyusun da büyüsün ninni. Bir de çocuklar ve yaşlılar aynı zaten. Yaşlıların da uyuması önemli. Ee, ama gençler, çalışanlar tabii ki ama 4 saat dahi, 6 saat dahi uyusa derin uyumak çok önemli. Onu, onu sağlamalar e, çok önemli. Ama vücutta metabolik bozukluk varsa, Hı -hı. vücutta hormonal denge bozukluğu varsa bu uyku gecede uyandırıyor. Evet, Eğer doğru. gece sık sık uyanıyorsanız bilin ki vücudunuz sizi uyarıyor. Bir şeyler ters gidiyor. Hı -hı. Bunlar e, şey oluyor. Mesela e, insülin yüksekliği olan kişilerdeki ki insülin direnci diyoruz. Şeker hastalığı da onun bir parçası. E, hop diye uyanırlar insülin hmm. dire, şey olarak. Başka hangi hastalıklar olabilir hocam? Bu bizi uyutmayan, rahatsız eden vücudumuzda yolunda gitmediğin sinyaller. veren. Kafanıza bir şey takmayacaksınız efendim. Aa, evet o da. <laughs> Uyku evet en önemlisi o değil mi? Kafada bir şey varsa uyuyabilmek zaten imkansız. <laughs> evet. Çocuk bir de şey çok önemli. Sevdiklerinizle beraber dolaşmak. Sevdiklerinizle Zaman Çocuklarınızla geçiyor. beraber dans etmek, bol bol şarkı söylemek, beyni beslemek bunlar evet. çok, önemli. çok önemli. Hakikaten. Bir de oturup hakikaten eee hamdolsun demek, şükretmek çok önemli. Çok önemli. Kendini Yani iyi şu sırada ben hamdolsun 76 yaşındayım. Maşallah. Hiçbir ilaç kullanmıyorum. Allah'a şükrediyorum. Çok çok önemli bir şey hocam bu. Evet. Ay nasıl ilaç kullan? E, kullanmıyorum yok. Gerek yok. Çünkü beslenmenizle zaten tabii, o ilaçlara beri, bırakmıyorsunuz ki. Spor yapmak da çok önemli. İşte e, yüzmek çok önemli. Yalnız yüzmek derken burada vurguluyorum. E, şimdi bana da tabii e, dava da açabilirler. Açsınlar 50 tane davam var konuşuruz. <laughs> e, önemli değil. Her biri bir madalya. E, bir sonuçlanma diye bir şey yok. E, klorlu havuz ve bromürlü havuzda yüzmek tehlikeli. Kanser sebebidir. Heh. Havuzlara bir evet. dikkat Çünkü çekelim hocam. Çünkü yüzerken cildimizden içeri klor giriyor. Evet. Ve bromür giriyor çünkü o havuzları klorlarla ve bromürlerle temizliyorlar, temizliyorlar. kimyasallarla hele minik minik çocuklarımıza yazık günah evet, hele zaten ki bebekler havuzdan çıkar çıkmaz aslında. millet hapşırıyor büyük bir çoğunluk Doğru ee? üşüdüğü için hapşırmıyor Üşü, Üşütmekle alakası yok klora karşı bromüre karşı reaksiyonu vücut hizi uyarıyor bu zehir geldi diye Anlatabildim mi? Evet hocam. bütün mesele bu. Eee daha yüzmesinler mi? Yüzsünler. Denizde yüzsünler. Denizde mümkünse denizde yüzsünler. Bu yani. denizde deniz en güzeli, en tehlikeli. Yürüş. tabii ki e, yürüyüş deniz Siz kenarında hocam yürüyüş. Yürüyorum ben tabii ki. Yani e, hastaneden evime mümkün olduğu kadar yürüyorum. Benim arabam yok. Yani çok uzak bir yere gidersem taksiyle gidiyorum. Trafikte kalınca sıkılıp inip yürüyorum. Oh maşallah. <laughs> bir alkış hocama ya. Helal olsun. Çok Gerçekten örnek olacak bir davranış bu aslında. Yok. Vallahi harikasın. Bakın, Belki de zindeliğinizi bu enerjinizi ona bağlısınız. Arabam da yoktur. Evde bulaşık makinem de yoktur. Çünkü bulaşık makinesine Buyurun. konulan deterjanlar en büyük zehirdir. Allah bana 10 tane maşallah el vermiş yetiyor. Parmak vermiş. Benim evet. Parmak vermiş. Maşallah diyelim. Böyle sabunla. Zeytinyağlı sabun çok önemli. Bakın o bütün o sıvı sabunlarda kusura bakmayın. Şimdi orada elimi yıkadım, kokuyor. Ee, onlar bütün hepsi şey olarak, Yani güzel kokuyor. Ben bir şey demiyorum. Kokmasına kokuyor. Ama, ama. hepsi tehlikeli. Onu onu bilin diye söylüyorum titiz evet. hanımlar. Doğru. Evet. Yani bir şey daha söyleyeceğim burada. Buyurun hocam. Peki tuvaleti ne temizleyeceğiz? Bana hastalar soruyor. Hmm. Yani şunu bilin ki içimizden çıkan büyük abdest ve içimizden çıkan idrar tehlikeli değildir. Mikrop yoktur. İdrar kanın bir parçasıdır, süzülür çıkar. Su dökersin haftada bir de Arap sabunuyla yıkarsın bitti kardeş. Hmm. E paranıza pulunuza yazık. Paranıza pulunuza yazık. İşte kanseri başlatan bağışıklık sistemini çökerken, bağışıklık sisteminiz çökünce kanserde başlar, artritte olursunuz. Hepsi aynı. Şeker hastalığı da olursunuz, tansiyon hastası da olursunuz, kalp hastası da olursunuz, damar sertliği de olursunuz. Bağışıklık sistemimiz çöktüğü zaman, inflamasyon diyoruz. Bugün Alzheimer'ın bu kadar artmasının sebebi ne? ne hocam? Biz 50 sene önce okurken Alzheimer diye bir hastalık bile yoktu, görmedik. Kitaplarda okuduk. Hı hı. Tabii ki bu toksinler. Şimdi ne kadar çok duymaya ve konuşmaya Tabii başladık. Tabii ki Ya yani. bu, bu toksinler. Şeker hastalığı bu kadar yoktu. Tansiyon bu kadar yoktu. Kanser, obezite hepsi kimyasallar ve en başta da e, pakete girmiş yiyecekler vakite girmiş içeceklerden uzak duracağız. Evet hocam şimdi bir uykudan bahsettik, de, soluduğumuz havadan bahsettik de, ama kanser hücrelerini besleyen özellikle parantez açıp ayırabilir miyiz? Şu besinler işte orada uyuyan kanser hücrelerini uyandırıyor, onları tetikliyor ve yayılmasına sebep oluyor Tabii diye. şimdi ben, kanser hücreleri bir kere uyandıktan sonra çok kanser bir kere kanserden korkmayacağız. Kanserle gribin bir farkı yok. Aynı şey. Yani başıksık sistemimizin çöktüğünü görecek. Evet. Gö evet. Kanser hücreleri yok baktık da, FET yaptık da bilmem nereye sıçramış da yok şunu şöyle yapalım da böyle insanları korkutuyorlar. Bu yani korkmayacağız. Kanser hücrelerini, uyanan kanser hücrelerini tekrar biz uykuya gönderebiliriz. Nasıl biz bunlara dormant diyoruz. Dormant uyku demek. <laughs> Tekrar onları uykuya gönderebiliriz dediğiniz gibi sağlıklı beslenme doğal beslenme doğal yaşamla bunlar geri gidecek korkmayacağız yani e, kanserden korkmayacağız ben size bir şey söyleyeceğim yani maalesef e, maalesef ilaç firmalarının şeysi bu tetiklemesi kötü hastalık kardeşim hastalığın iyisi var mı hepsi hepsi hastalık Tabii canım, Allah korusun. ne demek hastalık. kötü hastalık tamam, evet. kardeşim? Grip de aynı hastalık. O da aynı hastalık. Yani o şekilde bütün toplumları programladılar kötü hastalık. Kötü hastalık diye bir şey yok kardeşim. Korktukça daha da çok başımıza gelir. Daha, daha da çok konuşur olduk neredeyse. Olarak. Onun için bilinçli olacağız. Seçici olacağız. Hı hı. Doğal mümkün olduğu kadar. Bu kanserin bu kadar yayılması, artması, ta 3 yaşındaki çocuklara kadar inmesi, gençlere inmesi, bilhassa lösemiler, evet hocam. yok bilmem neler. Bütün bunlar inanın... Ee, tarım zehirlerinden, tarım zehirlerin yani pestisit, herbisit, insektisit ilaç hayvanları öldürüyor kardeşim. İnsanı öldürmez mi? Evet, öldürmez mi? Hiç olmasa çok büyük zararlar verir. Hocam müsaade ederseniz bir telefonunuz var onu alacağım. Günaydın. Alo, günaydın Çağla Hanım. Hoş İyi geldiniz Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ee, benim Canan Hanım'a bir sorum olacaktı. Tabii, buyurun. Ben 38 yaşındayım. Tip 1 diyabet hastasıyım. 3. yılım oldu. Acaba bununla ilgili herhangi bir tedavi var mı? Çünkü tip 2 ile ilgili bir ameliyat var bunu biliyorum ama tip 1 ile ilgili yok. Bir de bundan kurtulma evet. olasılığı imkanı var mıdır? Şeker hastalığından kurtulma imkanı, Tip bir şeker hastalığından kurtulma imkanı var mı? Bir de şu anda ne yapabilirim diye mi soruyorsunuz? Tedavi nasıl olsun diye mi soruyorsunuz? Evet. Neler yapmalıyım diye soruyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet bir de ben 3 e, yıllık evliyim çocuğum olur mu? Diye bir soruyla Bizleri baş başa bırakıyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sorumuzun cevabını e, hocam isterseniz şöyle bir nefeslenelim. Bir reklam alalım. Reklamlardan sonra Profesör Doktor Canan Karatay hocamızla hem sorunun cevabını vereceğiz hem de şeker hastalığına dair A'dan Z'ye konuşmaya devam edeceğiz efendim. <laughs> yeni bir gün devam ediyor. Profesör Doktor Canan Karatay hocamız bizlerle beraber. Az önce telefonumuz vardı sevgili Esra Esra'nın Hocam dedi ben not alayım ne sormuştu dedim böyle ben hatırlarım dedi. Ben, de, ben hala not alıyorum hocam dedi, ben hatırlarım savaşı bana bırak dedi. Buyurun hocam cevabını alalım. Evet 35-36 yaşında Esra Hanım çok geçmiş olsun. Ee, tip 1 diyabet. Tip 1 diyabet bir otoimmün hastalıktır. Deminden beri bahsettiğim sabahtan beri bahsettiğim. Şeyde tip 1 diyabet. 35 yaşında tip 1 diyabet olmaz mutlaka vücudunda bir otoimmün bir bağışıklık sistemi çökmüştür. Hı hı. Bunu tetikleyen birçok faktörler var. Bunlarda işte yanlış beslenme, işte efendim e, grip aşısı da bunu yapıyor. Bak grip, grip aşısı da bunu yapıyor e, şey olarak. E, ve de ağır metaller bunu yapıyor. İşte efendime söyleyeyim. Yani tip 1, tip 2 şimdi ara diyabet diye bir şey çıktı. Grizon diyoruz biz buna. Gri de. Evet. Hakikaten 35 yaşında juvenil çocuk demek kardeş. Yani 35 yaşında bir hanım, evli bir hanım. Juvenil diyabet değil. O halde hakikaten beslenmesine dikkat edecek. Evet. Efendime söyleyeyim sağlıklı beslenecek. Pankreasını yormayacak ve vücutta bir kronik inflamasyon varsa onu düze te edip düzeltecek. Yani uzaktan başka ben bir şey söyleye, evet. söyleyemem. Fakat düzeliyor mu? Düzeliyor. Benim Hı düzelen hastalarım var. Çünkü bunlar hakikaten sen tip bir diyabetsin, hayat boyu bunu çekeceksin. Ben bunu kabul etmiyorum. Bunu tetikleyen faktörlerden uzak duracağız. Ve deminden beri sabahtan beri konuştuğumuz bir yaşam biçimini seçeceğiz evet. ee, şu şey olarak ve bunu tetikleyen faktörlerin en başında da alüminyum hmm. geliyor, alüminyum zehirlenmesi, kurşun zehirlenmesi, civa zehirlenmesi geliyor kardeşim. Hmm. Yani ağır metallere dikkat edeceğiz, dikkat bromüre dikkat edeceğiz. Şimdi tip 1 diyabetim var diyor ya aynı zamanda tiroidinde de bir bozukluk mutlaka vardır. Hı hı. İşte birisinde tiroidit diye çıkıyor, Hashimoto diye çıkıyor. Birinde tip 1 bir diye çıkıyor. Hı hı. Birisinde işte e, memesinde bilmem kist çıkıyor. Evet. Fibrokistik diyor. Hepsinin temelinde e, yanlış beslenme, yanlış yaşam biçimi var. Ve, ve de yanlış uygulamalar var. Bunlara dikkat ederse düzelir. Tabii başta biraz sıkıntı çekebilir. Ama e, bir kere ekmeği, unu. işlenmiş olan her türlü yiyeceği evine sokmayacak. Evet işte efendime söyleyeyim her türlü deterjanı evine sokmayacak. Her türlü deterjan. Kokuydu, saç boyasıydı, diş boyasıydı efendim diş macunuydu. bunun bütün bunları bir de bağışıklık sistemini güçlendirecek. Bunlar da daha çok en çok birlikte gözüküyor zaten. Mesela ileride röbeteği artrit olabilir. O da yine otoimmün hastalıktır. Yani bağışıklık sisteminin çökmesini gösteriyor. Ve kardeşim. böyle beslenmeye devam ederse toparlar, de toparlar, vakit alır ama Ama düzelir, düzelir Ve en sonunda azından. sonunda da e, inşallah çocuk sahibi olur. İnşallah diyelim. Birkaç tane sorunuzu not aldım. Açmanızı isteyeceğim hocam. Mesela pankresi yormasın dediniz. Pankresi yoran şeyler neler? Mesela sürekli ne tükettiğim zaman yoruluyor? E, e, yani senelerden beri söylüyoruz işte efendim. Pankreası yoran şeyler en başta işlenmiş gıdalar ve şeker. İşlenmiş şeker. Şeker çok tehlikeli. En tatlı zehirdir. Evet hep söylüyoruz. En tatlı şey. zehirdir. Pankreası yoran. Pekmezdir, baldır, gazlı içeceklerdir. Hı hı. E, bütün bunlar... Efendim yediğiniz yani ben karşı değilim baklavalar böreklerdir, tostlardır, beyaz ekmek, beyaz ekmek ama bütün unlar bunu yapıyor. Yani bütün unlar bakın şunu ben söylüyorum hakikaten bütün unlar bunu yapıyor. Bir kere buğdaylar, buğdaylar yani şimdiki buğdaylar, modern buğdaylar, cüce buğdaylar. Hı. Cüce buğdaylar tarlada ilaçlanıyor bir kere. Yani bromürleniyor. Ayda bir veya iki ayda bir ve bu zorunlu maalesef. Hmm. Evet. Becik, Onun için tip bir <laughs> arttı, tip iki arttı, Ay. kanser arttı, bilmem ne arttı. Yani yapmayın. Çünkü bunlar hakikaten zehir. Tarladan geliyor, bromürlenmiş yani pestisitlenmiş. Efendime söyleyeyim, fabrikaya geliyor. Unla, un fabrikasına geliyor. Un fabrikasında artıcılar katılıyor. Bilmem bir sürü katkı maddesi var. Şimdi söylemeyelim. Bir de bromür katılıyor. Evet. Unlara. Her türlü una katılıyor her türlü una katılıyor. Ondan sonra fırına geliyor. Fırında bu sefer işte kabarsın da bilmem ne olsun da şu olsun da bu olsun da bir sürü katkı maddesi daha alın size tip bir diyabet. Kaçınılmaz son yani hocam evet, böyle oldu. Evet. Ama da. onun yerine bakın burada ha, bu antik bir buğdayımız var işte Antik buğdaylarımız hocamızın... var, doğal buğdaylarımız var. Hiç o genetiğiyle oynanmamış buğdaylarımız var. Bu kara kılçık. Evet. Hatay'dan geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yani bakın bu tarihi buğday. Bunlar tarlada boyumuz kadar oluyor. Ben tabii o kadar boydayım ya benim boyuma gelir. Ötekiler minik. Onlara cüce buğday deniliyor. Onlar çok tehlikeli. Genetiği de oynanmış. Genetiğiyle oynandığı için içinde yüzde altmış, yüzde yetmiş gluten fazlalığı var. Bir de üstüne kimyasal ekleniyor. Artık düşünün. Artık düşünün. Bir de üstüne kimyasal ekleniyor. Ve bunlar bildiğim kadar ilaçlanmıyor değil mi? Ee, şu, evet. A, az sonra karık kılçık e, orada i̇şte buğdayından lütfen yapılmış. bakın. bunu bütün Türkiye görsün. Gösterelim hocam Karakılçık. yakından. Hakikaten çok önemli. Ee, şu olarak yani bunlar evin baş köşesinde e, benim evimin baş köşesinde masalarımın üstündeki vazolarda duruyor kardeşim. Hayranlıkla bakıyorum. İşte bundan yapılan ekmek zararlı değil. Eskiden bundan yapılıyordu. Onun için ben Cüce buğdaydan, ilaçlanmış buğdaydan yemeyin dememin sebebi bu. Tip 1 diyabet olmayasınız diye veya tip 2 diyabet olmayasınız diye. O halde e, Esra Hanım mıydı? Telefonda evet e, Esra, Esra Hanım. Esra hanımdı. hanım'dı tekrar Ona söylüyorum. Ha. Ekmeklerden uzak durun. Yani şimdi şey şu sırada e, hiçbir ekmekte buğdaydı. Yok efendim glutendi. gluten de glüten de bunu yapıyor. Tabii. Gluten fazlalığı hakikaten pankreası yoruyor. Bağırsaklarımızı da yok ediyor. Antibiyotikler de bunu yapıyor. Kullandığınız antibiyotikler de bunu yapıyor. Kullandığımız e, antidepresyanlar da bunu yapıyor. Yani bütün bunlar bağırsak florasını bozuyor. Bağırsak floramız bozulduğu zaman bağırsak florasını bozduran başta antibiyotikler. Evet. Bağırsak florası dediğimiz zaman ağzımızdan sonuna kadar olan kısım bir boru düşünün. Burun tıkanıklığınız varsa, kabızlığınız varsa bilin ki vücutta e, bağırsaklarınızda bulunan flora altüst olmuş. Şeker hastası da olabilirsiniz, tip 1 şeker hastası da olabilirsiniz, artrit de olabilirsiniz, Parkinson da olabilirsiniz, Alzheimer şeker hastalığı da. Hepsi artık bağırsaklarda başlıyor. Onun için şu kitapta yazdık, gelecek bağırsaklardadır diye, <laughs> bağırsaklardadır diye. Otizm de bağırsaklarda başlar. Onun için bağırsaklardaki dost bakterileri çoğaltacağız, besleyeceğiz. Yani probiyotik ama doğal probiyotik. Tablete girmiş probiyotikler olmaz. Canlı bakteri o güzel vücudunuza girecek. Yaşayan bakteri. Yaşayan bakteri. Ben evet. Esra Hanım'a sesleniyorum. Hı. Bol bol ev yoğurdu. Ama ev yoğurdu da mümkünse manda sütünden olmuş ev yoğurdu. Neden manda hocam? Mesela hı? keçi, koyun değil neden keçi özellikle olabilir. manda dediniz? Ama işte keçi de olabilir, manda da olabilir. Keçiden yoğurt yapmak biraz zor. Sulumlu oluyor diye ha, gençler çok hı. beğenmiyor. Banda dedim. Banda Ama güzel. inekle koyun hakikaten suni gıdayla beslendikleri için, kulitenle beslendikleri için onlar yine sizin için tehlikeli. O, o şey için tehlikeli. Ondan sonra ev sirkesi çok önemli. Ben Esra Hanım'a söylüyorum. Evde ya kendiniz yaptığınız ev sirkesi doğal olarak kitaplarda anlatıyoruz. Burada bunları hakikaten anlatıyoruz. Bir de efendime söyleyeyim e, e, ev yoğurdu, ev sirkesi, ev turşusu, kristal kaya tuzu. Hı. Siz... Rahatlıkla kristal olan, işlenmemiş olan kaya tuk, tuz yerseniz şekeri de toparlıyorsunuz. Ona bile faydalı. Ve bu yapılan bütün çalışmalar gösterdim. Şimdi, bana şimdi diyorlar ki o şarlatan, şarlatan diyenler var. Hocam estağfurullah öyle. Hayır değil. hayır, doktorlar Yok. söylüyor bunu canım. Yani, e, Tabi. Öyle nitelendirmek bence çok olarak, zaten yani. Bilimsel çok olarak, bilimsel olarak bunlar ne hepsi gösterildi. gösterildi. Hakikaten, bakın kristal kaya tuzu şeker şekeri dengeliyor diye gösterildi çocuklar çalışmalar var. Hı hı. Ee, şey olarak. Hı. Onun için e, hakikaten buna dikkat edeceğiz ama sofra tuzu çok tehlikeli. Çünkü sofra tuzu rafine olduğu için çok. Geri tehlikeli. gelmişken onu da konuşalım isterseniz hocam. Sofra tuzunu eskiden beri çok kullanılıyor sofralarda. Sonra kaya tuzu, himalaya tuzu, o tuzu, bu tuzu, iyotlu tuzu vesaire bir sürü şey diyoruz ama tuz ne yaptı bize? Ne kadar zarar verdi? Eskiden hepimizin sofrasında vardı mesela. Ay tabii şimdi hepimizin sofrasında kristal şey sofra e, tuzu, tuzu vardı. 99.9 sodyum klorürdür. Evet. Bir de içine artıcı madde eklenmiştir. İçine alüminyum eklenmiştir. Metil alüminyum veya etil alüminyum galiba bilmiyorum. O hı hı. bunlar çok tehlikeli. Bu bir. Zaten bir de tabii işlenmiş iyot ekleniyor. O da tehlikeli. Onun için zaten siz bildiğimiz sofra tuzuyla turşu yapamazsınız kardeş. Heh, onu soracaktım tam turşu olarak. Turşu yapamazsınız. Nasıl turşuyu beter ediyor? Sizin da beter, beter ediyor. ediyor Ama kristal kaya tuzu sizi dinçleştirir, gençleştirir. Bütün hayvanlarımıza yalatırız, veririz. Hı, hmm, değil mi? şey olarak. Değil. Onun için beynimizi çalıştırır. Midemizin suyunu dengeler. Bağırsaklarımızı dengeler. Bağırsaklarımızı çalıştırır. Mutlaka kristal kaya tuzu su tansiyonunuzu düşürür. Kristal kaya tuzu tansiyonu dengeliyor. Kristal kaya tuzu kan şekerini dengeliyor. Şimdi bana hücum edecekler, etsinler, ediyorlar zaten. Ee, geçenlerde birisi, bir profesörlerden biri diyor ki, şeker, şekerin kanser yaptığı görülmemiştir. Bunu söyleyen e, onkoloji profesörü. Hı. Halbuki şeker hakikaten, siz, e, e, sabah sorduğunuza geliyorum, hı hı. E, kanser hücreleri yalnız şekerle beslenir. Hı hı, doğru. E, çünkü neden? Çünkü kanser hücrelerinin çok hızlı büyürler. Metabolizmaları çok yüksektir. Çekirdekleri bazıları yoktur, bazıları vardır ama hücrelerin çekirdekleri işe yaramaz. Onun için yoktur diyoruz. Onun için hazır enerjiyi alıp çoğalmak mecburiyetindeler. Onun için şekerle beslenirler, şekerli suyla beslenirler, balla beslenirler. Sen kansersin, al, al bal diye, pekmez ye, Güçlen demeyeceğiz Onu ben başından beri söylüyorum 8 sene oldu ben bunu söylüyorum. ve bütün şeylerde de Şeker en tatlı zehirdir en büyük hastalık sebebidir diye biliniyor. Bunu söylüyorum. Bir kere pet diye biliyorsunuz kanserli e, kanser evet. hastalarına evet. pet diye bir tarama yapılıyor. Hı hı. PET yaparken ne yapılıyor? Şekerli su veriliyor kardeş. Neden? Şekerli su veriliyor damardan tabii ki yani steril ve de şeyli. Hı hı. E, görüntüleme için iyotlu şekerli su veriliyor. Şekerli suyu niçin veriliyor? Kanser hücreleri onlar hop diye alıyor da ondan onu görüntülüyoruz biz. Buyurun biz Şimdi şekerli, şekerli su suyla <laughs> biz kanser hücrelerini besliyoruz. Ondan sonra bir kanser hocası çıkıyor, onkoloji profesörü çıkıyor. Efendime söyleyeyim. Efendim, e, şeker kesinlikle fruktoz kesinlikle kanser yapmaz. Nereden görülmüş diye, <laughs> a olsun. Ama o profesörlüğü ben inceledim. Hakikaten e, ilaç firmalarından ödül almış bir profesör. İlaç firmasından ilaç firması niçin bir doktora ödül verir? Dünyada böyle bir şey var mı? Aklınızı başınıza alın ilaç firmalarından ödül almış. Hocam bana bakarak söyleyince bir an titredim de. Yok yok hayırca. Yani evet. ama işte bana şey diyen ve televizyonda çıkıyor. Onu diyor cezalandırılması lazım o kadının diyor. Size mi diyor hocam? Evet evet. Yani o i̇şte, çok bir şey söylemek O ama ilaç firmalarından bir daha söylüyorum. Evet. Ödül alan kişilerin söyledikleri hiçbir şeye inanmayacaksınız. Hal çıkmış diyor ki şeker ve fruktoz kanser yapmaz. Bunu ilk defa duyuyorum. Bunu söyleyeni ilk defa duyuyorum. Var ee, var. Yani, var. Nasıl yani Hocam, internette var videolar. Hmm. Girip bakın. Peki. Hocam şimdi e, kara kılçık buğdayı dedik. Dilerseniz sizi birazcık dinlendireyim. Kahvenizi, tamam. suyunuzu yudum. Hocamın kahvesi bitmiş. Yok kahve değil. Ben içtim. Sana su su içiyorum. Suyla devam ederken siz ben hemen e, gideyim. Efendime söyleyeyim Ünal Bey'in yanına doğru. Hem şu kara kılçık buğdayından yapılıp kömbe. Evet efendim. Değil mi şu? Evet. Kömbe evet. ama baktığımız zaman... Bu, ay. Bu kadar Bunlar güzel. bizim şekerli baharatlı, evet çok özel güzel. baharatı olan Ben bunun tadına bakarken siz bugün kara kılçık buğdayla ne yapıyorsunuz bugün bize? Şimdi bugün kara kılçık buğdayla alakalı birçok şey yaptık aslında. Ee, fakat Hı -hı. stüdyoda bunu paylaşmak istedik. Hem kömbe'miz var. Ee, bir kara kılçık mercimekli hocam, bu nedir? bulgur pilavı yaptık. Ay, bir saniye. kara kılçık bulgur. hocama ee. bir tane hemen vermek istiyorum. Yok ben almayayım. Ben Vallahi... bu saatte yemem. Çok teşekkürler. Mutlaka çok güzel. Yanıma alırım giderken. <laughs> ha giderken. Giderken yanıma alırım. Sonra akşamda, akşamda yerim. Evet. Evet siz devam edin efendim buyurun. Yani onun için değil. Şey, arada hiçbir şey yemiyorum da onun için. Şimdi, Bey. Evet, evet tamam. Sağ olun hocam. Ee, şimdi kara kılçık Buğday dediğimiz zaman Anadolu'nun buğdayı bu. Yani sadece bir yöreye ait değil. Anadolu'nun her yerinde yetişebilen Hatay, Çukurova. ama özellikle bizim Hatay Çukurova bölgesi, Gaziantep, Kilis, Nizip bölgesi bunu yoğun olarak eker. Şimdi bizim buradaki önceliğimiz, amacımız artık kaybolmaya yüz tutan bir ürün. Evet. Şimdi çiftçi bunu ekmez oldu. Yani Niye? Saçmıyor. Talep olmadığı için mi yani? Şimdi biraz talepten sağlıklı. ziyade aslında... Hocamız e... elinde tutuyor yani artık evet. daha ne olsun. Evet. Kıymeti bilinir belki bundan sonra birazcık daha. Şimdi tabii bizim mutfağımızda çok kıymetli lezzetlerimiz var. Biliyorsunuz ki gastronominin e... merkezlerinden birisi evet. Hatay mutfağı, Antakya. Doğru. E şimdi bu mutfağı öne çıkaran, lezzetleriyle öne çıkaran en önemli etkenlerden birisi de bizim e... yıllardır geriden gelen bu... E, mahsullerimiz, evet. zeytinimiz, zeytinyağımız, bulgurumuz, mercimeğimiz Doğal olan, doğal ilaçlanmamış olarak, tabii, olan. Tabii. Evet. Şimdi biz bu, özür dilerim, bunu <laughs> e, biz bunu bırakıp sanayi tipi ürünlere yöneldiğimizde e, artık kodlarımıza e, işlenmiş olan, damaklarımıza işlenmiş olan o şifreler maalesef bulamıyoruz. Ya bu eski tadı vermiyor. Bu mercimekli bulgur pilavı Antakya'da yediğimiz gibi değil deniyor. E, e, şimdi tabii, ki. tabii taş yerinde ağır. O yüzden bizim buradaki amacımız e, seyircilerimize bütün bölgedeki özellikle çiftçilere tohum takaslarımız oluyor bununla alakalı hı hı. bu ürüne sahiplenmek istiyoruz. İstiyoruz ve evet. biz bugün mercimekli kılçık buğdaylı bir e, pilav hazırladık. Evet. Nasıl yapılıyor ama şimdi, şimdi hemen biz anlatalım yapılışını evet. dilerseniz. Hızlıca söyleyeyim. E, bulgurumuz alınıyor değirmenden, buğdayımız. E, sonra hafif yağla bunu çeviriyoruz. Soğanımızı karamelize ediyoruz. Mercimeğimizi de pişirip atıyoruz tabii bulgurla beraber. Bundan canım hocanın haberi var mı? Var. Karamelize. De. Tabii biraz söyledim. <laughs> biraz söyledim. Evet. evet. Önceden bilgisi var. Ne şey olacak? <laughs> evet. Şimdi ben tabii şöyle hem servis edeyim. <laughs> olur mu? Şimdi soğan. Benden dörtleri kopuyor. <laughs> Şimdi Hocam Tamam, siz servisimizi Terör. yapın, tamam. e, soğanlarımızı da koyalım. Hocam da birazcık çünkü hocamızdan nasıl dinlemek istiyoruz? Karık, kılçık buğdayının faydalarını evet. hocam. Mesela bununla yapılan her türlü şey gerçekten çok faydalı olabilir mi? Evet. Madem öyle pirinç pilavı yemeyin, makarna yemeyin, karbonhidrattan uzak duruyorsunuz, da, bu da bir çeşit karbonhidrat sayıldığı için. Bu doğal ve sağlıklı Ama karbonhidrat, ve... İlaçlanmamış olacak. Gelenekseli zaten söylüyoruz. Yani evet. geleneksel buğdayı başından beri söylüyoruz. Ama eğer e, şimdiye kadar Eskiler gluten intoleransınız varsa, bunda da gluten var. Bu glutensiz değil, ama doğal olarak var. En azından bu. Evet. Yani bir süre bundan da uzak durabiliriz. Onu söylüyorum. Ama sağlıklı kişiler tabii ki bunu rahatlıkla, rahatlıkla yiyebilir. Rahatlıkla tüketebilir. Evet, tabii ki. Biz zaten onu vurguluyoruz. Yani cüce buğday tehlikeli diyorum. Bakın bir daha söylüyorum. Hı. Cüce buğday tehlikeli. Tohum hibrit yurt dışından geliyor. Ondan sonra tekrar tarlalarda ilaçlanıyor, ilaçlanıyor, ilaçlanıyor. Ee, maalesef Tarım Bakanlığı da, e, il Tarım Müdürlükleri de ilaçlamayan e, köylülerimize ceza veriyor. Bunu bana söyleyenler ceza. İlaçlamamız, topraktan numune alıyorlar. Halbuki o ilaçlar bütün canlıları öldürüyor. Evet maalesef. Bütün ilaçlar. Bakın bir ıspanak zehirlenmesi diye bir şey oldu. Ispanak zehirlenmesi değil o. Neydi ya, o hocam? Bromür zehirlenmesi. Hemen. Akut bromür zehirlenmesiydi. Akut yani pestisit zehirlenmesiydi. Evet. Hemen örtbas edildi, kapandı. Evet, doğru hocam. Ama işte işte bromür hakikaten yutulduğu zaman veya temas ettiğiniz zaman en en büyük zehirdir. İnsan vücudunda şu kadar bile yeri yoktur. Haber Olmaması, girmemesi gereken besin. Evet. Bir sürü şey de bahsettiniz hocam. Buramür, buramür, buramür diye. Peki hocam aslında hani bu hangi tarz o zaman ekmeği? Sadece karakılçık, buğdaydan yapılan ekmeği mi tüketiniz? Mesela tahıllarla, kuru yemişlerle, ne bileyim çekirdekli yapılan, siyez bulgur ile yapılan mesela bir sürü e, ekmeklerimiz var. Ve ekmek bir şekilde bizim halkımızın ne kadar söylersek söyleyelim vazgeçilmezlerinden bir tanesi sofralarında. Yanlış söylüyorsunuz. Vazgeçilmezlerden bir tanesi değil. Türk halkının esas ekmeği şudur. Onu gösterin. O saç ekmeğini gösterin. Fabrikadan çıkan değildir. Hangisidir? İşte orada. Ablacığım bir kaldırabilirsen. Heh. Dur ben alayım getireyim. Bari ya, beynimiz yıkanmıştır ekmeksiz yapamayız diye. Çünkü ya. neden? Çünkü o gritene bağlılık var. Oradaki ilaçlara bağlılık var. O sizi bağlıyor. Evet. Evet. Ondan sonra efendim bak ne kadar güzel. Sonra efendim. Ee, e, hakiki maya ile yapılan ekmek başka. efendi fabrikadan çıkan kuru maya ile yapılan işlenmiş gıda maya ile yapılan ekmek başka. Bütün bunlar tehlikeli onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Biz bununla büyüdük. Ben şimdi onu görünce çocukluğumu hatırladım. Köyden Elazığlıyım ben. Hangi köyünden gelirdi. Böyle tepeye kadar dizilirdi. Alırsın ıslatırsın. Biz ondan büyüdük. Evet. Yani sonra efendim bunu kötülediler, kara ekmeği kötülediler, bilmem niye kötüledi Yok efendim beyaz olacak ve artmış olunacak. <laughs> evet. Bütün artıldığı zaman, beyaz olduğu zaman francala modernleşmiş olarak, modernleşmiş olarak 1950'lerde ki ben o zaman 10-11 yaşındaydım piyasaya sürüldü. Peki hocam bir şey soracağım. Ben Gel onu söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Ben oturup hakiki lahmacun da yiyen insanım ve bu kitaplarda hakiki lahmacunun tarifi bile var. Ben lahmacun yedim diye kıyamet kopardılar. Ama anlamadılar hangi lahmacunu yediniz? Aynı Neden ama. yediniz? bir şey söyleyeceğim. Ee, ekmek lahmacun demek değildir. Lahmacun ekmek değildir. Ekmek budur. Evet. Budur, budur. Bu ekmeği rahatlıkla, sağlıkla, değil mi? İstediğimiz kadar Tabii Sağlıklı yiyebilirsiniz. Zeytinyağlı yumurta şey tereyağlı yumurtamıza bandıra bandıra. Buyurun kuru fasulyenizi bandırmak istiyorsunuz madem hocam. Diyor ki bu ekmeğe bandıracaksınız. Evet, yani bunu başka tabi. şey Evet. Hakikisini bulursanız. Hep Evet doğru hocam. Hep konuşuyoruz, söylüyoruz aslında. Kadınlarda düşeye sebep oluyor. Bir sürü hastalığın tetikçisi, kansere yol açıyor diye. Mesela çocuklarda da özellikle boy uzamasını kısırlık engelliyor. Yapıyor, kısırlık. kısırlık yapıyor, kısırlık. yapıyor beyaz ekmek. Yani bugün 30 yaşındaki, 20 yaşındaki bütün genç kızlar ve bir erkekler kısır kardeşim. Evet. Kısır kısır. Bu kadar tüp bebek. Tüp bebek de tutmuyor zaten. Vücut, Defalarca vücut sağlıklı olmayınca var hocam, tüp doğru. bebek de tutmuyor. Doğru. Şeyh Edebali diyor ki... Hı. Toprak sağlıklı olmadıkça ettiğin hiçbir tohum yeşermez. Doğru. Gidip de 10 kere, 6 kere, 7 kere deliyenler var çocuk yapalım diye. Önce siz kendinizi, toprağınızı düzeltin. Çocuk arkadan zaten hop hop geliyor. Ama biz de yani biz de demiyorum tabii ben kendimi ya da yediren yedirmeyenleri mutlaka ayıracağım ama hala çocuklarımıza ekmek vermekte Karınlarının daha Doğru çok doyuracak şey, boyuncağını... diyorum. Doyurmaz ekmek. De. Modern buğdaydan yapılan ekmek acıktırır. Modern buğdaydan yapılan ekmekte e, e, meydana gelen glüteninler var, agniton şeyler var. Bunlar beyinde mutluluk reseptörlerine bağlıyor. Sizi evet. devamlı mutlu olacağım sanıp yiyorsunuz acıktırıyor. Daha da çok acıktırıyor. Bu resmen insülin salgılatıyor ve resmen sizi kansere doğru götürüyor. Kanserin sebebi, en büyük önemli sebebi bu o, işlenmiş karbonhidratların... <laughs> kendi etkisinin yanında pankreastan insülin salgılanması yapılan araştırmalar var. İnsülin yüksekliği siz fark edin etmeyin kanınızda insülin yüksekse bilin ki insülin yüksekliği büyüme hormonuna benzer bir hormonla dönüşüyor. Buna growth hormon factor 1 diyoruz. Bu ne yapıyor? Hücrelerde büyüme yapıyor, tümör yapıyor insülin yüksekliği. Kanser hocalarına sesleniyorum, onkologlara sesleniyorum. Evet. Kalkıp diyor ki şeker yapmaz. İnsülin kanser yapıyor. İnsülin çünkü büyüme hormonu olarak işte efendim damar, damarlar sertleşiyor. İnsülin büyüme hormonu. Hücreler fazlalaşıyor. Tiroid nodülü oluyor mu? Oluyor. Olur. Meme nodülü oluyor mu? Oluyor. Doğru. Memede kist oluyor mu? Oluyor. Overlerde kist oluyor mu? Oluyor. Bütün mesele bu. bu. Peki bir telefonumuz var onu alacağım. Ertuğrul Erdoğan Bey affedersiniz hattımızda. Günaydın. Günaydın. Hoş Çağ geldiniz abi. yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Size saygılar hocama saygılar. Şey bile... Günaydın. Sağ olun. Buyurun. İyi. Benim 7 yaşında bu torunum vardı. 15 gün önce 15 gün önce e, Kayseri'ye götürdük. Diyabet bir çıktı. Ne yapmamız gerekiyor? Yıkıldık hocama soruyoruz. Bir de hocamın telefonuna ulaşabilir miyiz? Çocuk 7 yaşındaydı, okula gidiyordu. Diyabet bir çıktı. Kayseri'de yatıyor şu anda. Ay Allah'ım. Erdoğan Beyciğim, e, siz e, nasıl beslendiği ile ilgili bir fikriniz var mı çocuğunuzun? Türünüzün? E normal besleniyorum. Yani normal derken gibi. nesi mesela normal? Herkes gibi, herkes gibi besleniyor. <laughs> mesela çikolata yiyor mu? Ne bileyim kızartma yiyor mu? Fast food Yiyoruz. yiyor, mu? Ekmek yiyor mu? Ama e, şeyi bilmiyorduk ki hasta olduğunu farkına hasta olduğunu farkına varmıyor. Bu tabii aslında iyi bir şey değil ama iyi bir örnek olacak hocam. Burada 7 yaşında bir çocukta diyabet görülmesini isterseniz evet. e, sebeplerini sebeplerine dilerseniz dinleyelim bakalım bu saatten sonra neler yapabilirsiniz. Çok çok geçmiş olsun diyelim hocam. Çok geçmiş vereyim. olsun. Bir kere şunu söyleyeyim. Ben bir kere çocuk doktoru değilim. Evet. Ama genel olarak prensip olarak konuşuyorum. Aha. Bir şey şey olarak. Bir kere e, hamilelik sırasında hmm. anneye şeker yüklemesi yapılan çocuklar ileride şeker hastası oluyor. Sizin e, 7 yaşında ortaya çıkmış 3 aylık bebekte yetişkin tipi diyabet çıkıyor. Hii, var. Bu da sadece hamilelikte yüklenen şekerden dolayı. Ben öyle düşünüyorum. Siz ee, öyle başka şeyler de var ama evet. o var yani şey olarak. Onun için efendim şeker yüklenmeyecek. Bilmiyorum şeker yüklendi mi, yüklenmedi mi Bir ama o kendi doktorlarına ya. soracaklar. Ben hakikaten ona üzülüyorum. Çok var. Yeni değil. O kadar çok var ki. Evet. Bütün çocuklarda şeker hastalığı. Evet. Bir de beslenme bozuklukları da mutlaka vardır Besleme sadece. Beslenme bozuklukları evde yapılan deterjanlar, annesinin çok titiz olması Hı -hı. bunu tetikliyor. Efendim, habire e, klorlu e, tuvaletleri her gün üç kere fırçalamak. Evet. Aynen. titiz olacağım, temiz olacağım, hijyen Hiç olsun diye. Hiç alakası yok. Çok evet. tehlikeli. <gülüyor> hijyen <gülüyor> hijyen diye sırf o ürünler satılsın diye hijyen lafı çıktı ortaya. Bu arada hanımefendi sorduk 7 yaşındaki çocuğumuzun annesi hamilelikte şeker yüklemesi almış hocam. Ha, şeker yüklemesi Aldı gayet diyelim. güzel tipik. Ondan sonra ben bunu söyledim diye beni meslekten men ediyorlar. Halbuki kendileri hakikaten hamileleri korkutarak tehdit ederek. Ne, neyle tehdit ediyorlar mesela hocam? Neden yapıyorlar şeker yüklemesini? Ben onu bilmem. Yani yapılacak bir şey değil. Bakın Ay, bu, bu, şeyde yayınlandı. Şunu gösterebilir miyiz? Hemen gösterelim hocam. Hocam siz de anlatabilirsiniz. Bakın nedenle. burada ben bunu söylüyorum. Hamile kaldığınız anda veya hamile planlıyorsanız kan şekerinizi ayarlayacaksınız, yükseltmeyeceksiniz. Burada gayet basit bu NHS de dediğimiz Amerika'nın e, ulusal sağlık e, güvenliğini ni e, şey yapan e, firma e, kurum çok önemli bütün dünyaya da sağlık buradan geliyor hı hı. bakın annelerde hamile. daha önce şekeri olsun olmasın annelerde veya e, e, hamile kalan şeker hastaları annelerde diyor ki kan şekeri kriterleri kardeşim kan şekerinize bakacaksınız ne yüklemesi ne yüklemesi? Okuyun, öğrenin biraz. Bakın, diyor ki, yemekten evvel açlık diyoruz veya her yemekten önce kan şekeriniz 95'ten az olacak. Annelerin, hamile annelerin hedefi bu olacak kardeşim. Biz de bilelim yani değil Birinci mi? Birinci günden itibaren, mi? hamileliğinizi öğrendiğiniz günden itibaren. Evet. Yemekten iki saat sonra kan şekeriniz 120'nin altında olacak. Bunu ben söylemiyorum. Bunu artık öğrensinler diyorum. Gözünüzü açın diyorum. Bakın. Hemoglobin A1c diye bir şey var. O hı hı. da altının altında olacak. Altının. yüzde Yüzdedir o. Anneler, neneler, dedeler, hamile genç kızlar artık gelinlerini bu şekilde yönlendirmeleri lazım. Bunu yükseltmemeyin. Yoksa siz şeker yüklerseniz, hı. şeker işte bebek... Bu, bu görüldü. Şeker yüklü. Şeker yüklemesi yetişkinlerde de, annede de, çocuklarda da şeker hastalığı yapıyor kardeş. Çok Bitti. vahim bir durum tabii. 7 vahim yaşında bir yani durum. maalesef. Hayır ben size göstereyim. Şurada vardı bir yere. Şeker hastası olmasa belki bu şekilde devam ettiğinde ileride obeziteyle baş başa kalacaktı yani. Ee, var mı hocam gösterecek? Aradığınız Bakın ben hı? burada yazmışım. Heh. Anneye şeker yüklemesi şart değildir. Gerekli evet. değildir. Korkutuyorlar gebeleri. <laughs> Şimdi şu olarak... <laughs> Tek bir kan testi, yani bu dediğim tek bir kan testi yeterli. Birkaç kere bakarsınız ve şekerinizi zıplatmayacaksınız kardeşim. Şekerinizi zıplatmayacaksınız, bitti. Şekerinizi zıplatmayacaksınız, doğru dürüst besleneceksiniz, bitti. Bir de hamilelik biliyorsunuz en mutlu bir olay. Evet. Annenin babanın yaşadığı. Evet. Bunu zehire çeviriyorlar hastalık, hamilelik hastalık değil. Korkutuyorlar gençleri, gençler de zavallı. Korkuyorlar. Evet. Hamilelik normal, normal bir süreç, normal fizyolojik bir süreç. Normalde 10 ay, 9 ay bilmem ne diyoruz, 10 gün diyoruz. Yani bir de 10 desek. 11 desek normalde 12 kilo almamız lazım hamilelik sırasında. Çünkü e, e, rahim büyüyor, su büyüyor, bebek büyüyor anlatabildim mi? Tabi, tabi. Bunlar Normalde bu, 10-12 normal, kilo. Sonrası hocam 20-30 kilo alanlar mesela i̇şte ne yiyor da şeker hastası zaten. Onları önlememiz lazım hamileliğin ilk gününden itibaren. 6 ay 7 ay bekleyip şeker yükleyip acaba şekerin var mı demek doğru değil. Ezbere iş yapılmaması gerekiyor değil mi hocam? İşte kan, kan yani. şekerine bakma. Biz de yaklaşmayalım bence yani, de. Anneler şimdi kan şekeri aletleri satılıyor. Ben bunu söyleyince bana dediler ki kan şekeri aletlerini mi acaba ishal etti? Ay şaka gibi. Vallahi yani akıl çünkü başka bir şeye kafa çalışmıyor Türk milletinin. Kusura bakmayın. Ya yani bu, bana hücum edenleri. Burada insanların iyiliğine dokunacak yararlı bilgiler vermeye çalışırken şey, böyle söylenmesi bakın, gerçekten Şimdi bakın bir daha söylüyorum. Hamileler için. Evet. Bu Amerikan ulus, ulusal Sağlık kurumunun kriterleridir. Bunları lütfen e, anneler dikkat edecek. Hiçbir doktor dikkat etmez. Size ne doktorda? Doktordan size ne? Yani doktor sizi düşünmüyor ki. Ya haber olsun yani. Yani şey olarak. Bakın, e, şey olarak bu açlık kan şekerine bakacaksınız. Bir alet alın. Aletim aleti eczanelerde aleti satılıyor. Kan şekerinizi kendinize bakacaksınız. Kendi sağlığınızı elinize alın kardeşim. Açlık şekeriniz sabah 95'ten az olacak. 95'ten yüksekse yedikleriniz bunu yapıyor. Yediklerinize dikkat edeceksiniz. Yemekten 2 saat sonra 120 tekrar bakacaksınız. Biraz parmaklarınızı delin bir şey olmaz. Olsun olsun. 120'den az olacak. <laughs> Bu kadar. Evet. Her yemekten önce ve yemekten sonra bakın ve yedi, yediğiniz 120'den az olacak diyoruz. Ya 140 olduğu zaman bilin ki yediğiniz bir şey onu yükseltti. Yediğimiz bir Bu şey. Bu kadar basit. Evet. Yani kendi sağlığınızı hamilelere sesleniyorum. Hamile gelini olanlara, kızı olanlara sesleniyorum. İki canlısın ya kızım ya yok o tarihe karıştı artık. Evet yapmayın gerçekten de. Şimdi hocam tabii ki siz biraz önce söylediniz ben çocuk doktoru değilim dediniz ama bu saatten sonra 7 yaşındaki şeker hastası olan çocuk her şeyi baştan alabilir mi? Daha vücudu gelişme çağında çünkü henüz. Ne gibi tavsiyede bulunabilirsin? Çünkü sizi aradılar yani söyleyecekleriniz tabii ki çok çok önemli. Yani bir reçete manasında belki bir şey de yapmak lazım hocam. Valla evet. sağlıklı beslenmesi lazım. İşte alsınlar bunu okusunlar. Hı hı. Alsınlar bunu okusunlar. Hı hı. Burada yazılanlar ben bütün kitaplarda bunları anlatmışım. Evet, evet ve burada bakın anne ve anne adayları için aslında anne ve baba adaylarıdır bu. Hamile kalmayı veya bebek sahibi olmayı planlıyorsak 6 aydan önce anne baba vücudunu güzelleyecek kardeşim. Hamile kalmadan 6 ay öncesinde. Evet burada onu anlatıyorum. Hı. Ve vücudundaki mineralleri, vitaminleri yerine getirecek. Vücudunda eğer şeker yüksekse buna bakacak. Şekerini yükseltmeyecek, yiyeceklere dönecek. Bütün hı hı. burada bunu anlatıyorum. Obezide ve diyabete çözüm var. Evet. Ve bu kitap hı. aynı zamanda mutfak kitabımızda. Bu Harvard bana diyorlar ki o bilimsel değil. O bilimsel konuşmuyor diyorlar. Şarlatan diyorlar. Şaklaban diyorlar. Buyursunlar desinler. Herkes her şeyi ifade etmekte serbesttir. Hı <laughs> bizim onlara katılmak mecburiyetimiz yok. Tabii ki. Ama bakın bilimsel olmasa Harvard tıp, Harvard kütüphanesine girmez. Evet. Türkçe olarak girdi. Türkçe. Türkçe olarak girdi. Emeklerinize sağlık hocam. Şimdi zeytin, zeytinyağı ve tabii ki tereyağını konuşacağız ama önce ben mutfağa gitmek istiyorum çünkü güzel bir zeytin salatamız var ustam. Evet, ama önce mercimekli bulgur pilavımızı ikram etmek isterim. Evet tabii. Şöyle onu hazırladık. Şöyle buyurun. Hocam sadece. Hocam şimdi hazırladım. Yok ben diye ben şimdi. Çok teşekkürler. Yani şeyden değil. Ben çok seviyorum ama. Prensip olarak sabah yedim. Bir de ancak akşam yiyeceğim. Arada bir şey yemiyorum ben. Böyle güzel bir şey olamaz. Vallahi muhteşem. Şimdi efendim İngiliz Kraliyet mi? ailesinin bundan haberi yok. Böyle bir lezzetten. Antakya Vallahi mutfağı yok. insanı evet. O yüzden İnanılmaz. bir mutfak ateşesi atayabiliriz. Müthiş. <laughs> Vallahi elinize sağlık. Evet, şimdi yedirdim konuşamıyorum. Zeytin salatası mı yapıyoruz? Evet şimdi zeytin <laughs> salatası yapacağız. Tabii... <laughs> Ben aynı zamanda zeytin salatası yaparken de zeytinlerimizden, zeytinyağımızdan ve içinde kullandığımız yöresel ürünlerden de bahsetmek istiyorum. Burada, Biz önce bir malzemelerini sayalım. Evet, burada hal halhalı zeytinimiz var. Çekirdekleri çıkarılmış zeytinimiz. Şimdi ilk önce zeytinimizi döküyoruz. Ondan sonra tabii evet. e, kışlık hazırlandığı için bu zeytinler çekirdeği alındıktan sonra e, biraz suda bekletiyoruz tuzunu alması için. Sonra üzerine biraz... Biberimiz var. Kırmızı biber. Evet kapya biberimiz var. Bu Hatay ne? yöresine ait bir saat Tabii. Özellikle. Bu, tabii Hatay mutfağında Hı. E, mutlaka sofraya gelir. Hı. Özellikle e, dışarıdan Hatay mutfağını tanımak için e, seyahat eden, gastronomik seyahatlerde bulunan e, turistlerimiz... İkram edilir. Mutlaka onlara Hazırlı ikram edilir o masaya mutlaka yine. Yani. Evet. Kırmızı biberler, domatesimiz. Evet ve domatesimiz. Tabii bunlar hep mevsiminde kullanıyoruz. Tabii tabii. Burada yeşil soğanımız... Yaprağıyla, sapıyla beraber doğrandı. Evet. Böyle. Az sonra evet. Doktor Doktor Canan Karatay hocamızla da zeytinin, zeytinyağının evet. Evet. faydalarını konuşacağız. Bu nedir? Efendim bu da zahter. Zahter Bizim, koyuyoruz. Evet. E, yani kekik olarak bilinen evet. ama e, bugün örtü altında üretilenlerden bahsetmiyoruz. Evet. E, daha çok kendi halinde makilik, fundalık alanlarda yetişen yabani. o yabani kekikten. Yabani, doğal. Evet. Hocam evet. sever misiniz zahter? Bir gözleriniz parladı. Demin yedim, ben tozunu yedim yalnız. Aa evet, haberim yok. Tabii evet. Zahter'in o değil mi ee, baharat gibi? O da Zahter diyorlar ama esas Zahter bu. Aslı bu. Tabii bir koku soruya kadar geldi mi hocam? Geldi. Hocam evet. nasıl yiyorsunuz Zahter'i kahvaltıda? Kahvaltıda değil, bir tek onu kahvaltı olarak yedim demin. Evet. Dayanamadım. Ben Zahter'i zahter çok severim. Ediniz. Şöyle bir kaseye koyuyorum, koca bir kaseye koydum. Üzerine de İskenderun zeytinyağını koydum, <gülüyor> karıştırdım. <gülüyor> evet. Çok güzel bir muhallebe oldu. O. Oh. O Aynı şey gibi çikolatalı puding gibi kaşıkladım. İşte içeride yedim. Afiyet olsun ben Bidav görmemiştim. Ya. Şimdi evet. e, koyduk mu malzemelerinizi? Çok güzel koktu. Evet. Nane koyduğun üzerine maydanoz, kekik, var, maydanozumuz maydanozumuz kekik var. ve birazcık salça koyuyoruz. Allah Çok Allah hafif Allah. biber salçası. Hmm. Tabii bunun yerine arzu ederlerse şey de kullanabilirler. Pul biber de kullanılabilir. Güzel şimdi, olur Afgancılar. Evet. Şimdi biraz... Nar ekşisi Allah, koyacağız. Allah! Bu evet. ne oldu ya? Evet, Bu bizim aslında bu masada... Bu çok güzel faydalı da bir salata oldu evet. aynı zamanda değil evet. mi? Şimdi az sonra zaten hocama içindekilerini soracağım. Hı. Şimdi maydanozu elimize almışken biliyorsunuz bilmeyenler için yine söyleyelim. Buyurun. Türkiye'de yurdumuzun maydanoz ihtiyacının %90'ı... Hatay'da üretilir. Bu ne kadar güzel bir maydanoz Arsuz ya. Arsuz bölgesinde, Antakya'da. evet. Bizdekiler ağaç ağaç, asma yaprağı gibi oluyor maydanozlar. Evet, şimdi şimdi bu, bebekliğine bakın. Evet. Şimdi bu masada aslında... Hormonsuz e, doğal maydanoz aslında. Biraz be. hatay var. Şimdi Hı. zeytinyağımızı koyuyoruz. Hepsini mi koy? Yok. Hepsini koymayacağım. Olur. Çünkü birazdan farklı bir yerde evet. de kullanacağım. Şimdi bunu böyle yediriyoruz birbirine iyice. Evet. İyice harmanlıyoruz. Ben bir servis tabağı alayım bu arada. Evet. Oo. Evet. Bunu böyle iyice yediriyoruz. Evet. Şimdi e, ben bir arkadaşımdan şu benim çok çok dikkatimi çekti bu maydanozun evet. maydanoz şeyinin e, minikliği. Bir alabilir evet. miyim Merveci bunu? Gel halımı serelim. Gel işte yürü gel. Stüdyo alt üstü. Şuradan şuraya geleceksin. Bin kişiye sormana gerek yok. Bir Geldik. Evet, evet şöyle bir aslında baktığımız zaman bizim bunlar da aslında fena değil ama bazı maydanozlar hakikaten her biri böyle bir asma yaprağı tadında ama bunlar doğal işte değil mi? Evet. Hiçbir şekilde e, ilaç görmemiş doğal maydanozla beraber. Zaten... Aslında bunun içindeki hepsi öyle şu anda. Evet. Bu nasıl bir şey ya? Bu ne kadar güzel Şimdi... bir şeymiş. Ee... Çok seviyorum. Ama bunu yapmak evet. için bu lezzette de o zahter, değil mi Hataydan Taydan gelecek yani o zeytin yerinden, i̇şte, yerinden temin etmek lazım. Hı. Asıl önemli olan bu. Zeytin salatamızı bu şekilde servis edebiliriz. Evet. Bu dayanıklı bir zeytin salatasıdır. Müthiş. Yani iki gün, üç gün mutfağınızda streçlerseniz evet. bu şekilde saklayabilirsiniz. Şunları azıcık daha koyayım istedim tamam. çünkü hocama da götüreceğim, içindekilerini soracağım. Evet. biz de, biz de... bana bir paket yapacaksınız eve götüreceğim akşam için. <laughs> hazırlayacağız hocam. hocam. Evet. ne demek? Ki? Siz isteyin yeter ki. Şöyle hocam tadına bakmayacak biliyorum ama sadece göstermek istiyorum. Biraz dahteri konuşalım. Biraz zeytini, zeytinyağını konuşalım istiyorum. Bu da şöyle ki güzel çok, değil mi hocam? Tabii. Hiç biz çok alışkın mu? değiliz aslında değil mi? Böyle bir zeytin e, salatası yapmaya. Kardeşim şunda var, bak şunda var. Alıp da okuyun. Zeytin salatasını anlatmışız. 2013'te bu çıkan arada bir kitap. Çağla Hanım, eee şey. de söylüyor. Burada ben otururum diye bana patlamıyor. Evet. Burada hocam. prensip olarak hepsi var. Bu tabii şahane, yöresel, oradaki zeytinlerle. <laughs> Fakat zeytin salatasını anlatmışız 2013 13'te. Evet. 2, 6 sene önce çıkan kitapta. Evet. Şimdi bu, e, hocam yanılıyorsam beni düzeltin. Sizin favori salatalarınızdan, tavsiye ettiğiniz salatalardan hem lezzetli hem de faydalı bir salata. İçindekilerden biraz konuşalım. Zeytin mesela. Zeytinin ilgili. Senin... Zeytin en sağlıklı meyvadır. Bitti. Bol bol yiyebilirsiniz. Ama hocam mesela bazen diyorlar ki zeytin tuzlu olduğu zaman işte tansiyon hastaları varsa işte ne bileyim. Hangi tuz? Zeytin, kristal kaya tuzuyla koyulur. En faydalıdır. Az önce söylediniz. Az önce söyledik. İşte hocam, aklınıza, öyle aklınız öyle basmamış mı? kusura bakmayın. Efendim hocam. Vallahi kaçırdım. Ben bir fırça mı yedim orada? Yok hayır. <laughs> Kaçırdım. Kardeşim, kristal kaya tuzu şekeri yükseltmez. Hocam, o zeytin turşu mi? suyu şekeri yükseltmez. Pardon, tansiyonu yükseltmez. Tansiyonunuz yanlış söyledim. Nasıl yükseltmiyor hocam? Ama şimdi hangi tuzla yapılıyor mesela? Satın aldığımız diyelim evde yapmadan. Kardeşim. Öbür tuzla. Hep bana bu soruları sorduruyorsun. Bak, öbür tuzla sofra tuzuyla zaten yapamazsınız. Sofra tuzu zehir olduğu için mahveder, eritir. Turşu değil mi? Öldürdüğü Tabii gibi, ki hayır. öldürüyor. Turşuyu öldürmüyor kardeşim. Ne Sebzeyi eritiyor, mahvediyor. diyor. Evet. Öyle değil mi? Evet. Ee, onun için tuz o, zehirli olan o. Bu ama zeytine koyulan, hakiki peynire koyulan, yemeğe koyulan tuz, kristal kaya tuzu koruyucudur, mikropları öldürür, bakterileri öldürür, virüsleri öldürür, toksinleri öldürür. Evet. Damak tadınızı reset eder, şeker aramazsınız. Evet. Şimdi mesela böyle bir salata yaptı diyelim ki birisi ama gitti üzerine sofra tuzu koydu. Bütün her şey öldü bitti hocam bitti. o zaman. Bitti. Çok güzel söylediniz. Değil mi? Güzel söylüyorum. Arada güzel de şeyler söylüyorum. Her zaman. <gülüyor> <gülüyor> hocam biraz zahteri konuşalım mı? Son zamanlarda özellikle de mesela hamilelik döneminde falan ben çok duyuyorum arkadaşlarım sürekli o zahterin tozunu kullanıyor. Her şeye katıyorlar. Nedir zahterin faydası? Zahter nedir? Bir çeşit Fayda oldukça. diye bir şey yok. Yok. Sağlıklı bir şey, doğal olduğun bir şey. Güzel tohum karışımları, evet. çekirdek karışımları Hı. öğütülüyor. Bir de çok güzel zeytinyağı, Hatay zeytinyağı. Yani Hı. ilaçsız zeytinyağı olacak, ilaçlanmayacak. Evet. Kuzey Ege'deki gibi ilaçlanmayacak. Evet. Güney Ege'deki, Toroslar'daki, Hatay'daki, işte bilmiyorum tabii Nizip, Artvin her yerde Hı. ki ilaçsız olduğu zaman dünyanın en sağlıklı yiyeceği. Peki hocam yalnız burada Hı. bir tek şey söyleyeyim. Buyurun. Bir antiparantez. Şimdi e, Edemit'ten e, e, ticaret odası e, benden e, Karatay bizden özür dilesin. Biz ilaçlama yapmıyoruz diye e, şey yaptı. E, bu sene ilaçlama yapılmamış. Bu seneye kadar ilaç yapılıyordu. Hı. Bu sene yapmamışlar doğru. Ama bu seneye kadar yapılıyordu ben biliyorum. Çünkü ben mücadelesini verdim şunları yapmayın diye. Bu sene yapmamışlar. Ve benim düşünceme göre niye yapılmadı? Dolar çok yükseldi. He, he. Uçak kaldıramıyorlar. Benzin evet. alamıyorlar. Yoksa halk sağlığı için değil. Haberiniz olsun. Evet bizi, bizi düşünen yok yani Evet, evet. De, değil mi? Evet, evet. Peki hocam birazcık hep, da... Hep sağlıklarını düşündükleri için kaldıramadılar uçakları. Evet doğru söze ne hacet. Şimdi, ben hocam... tahmin ediyorum. Şimdi gide özür dile özür dile diye başlayacaklar. Başlasınlar. Evet. Sorayım mı hocam? Allah aşkına. Tabii tabii çok Sor, rica ederim. ederim ee, zeytini konuştuk bir de zeytinyağını tereyağını konuşalım hocam. Tamam. Hep diyorlar ki yani tamam zeytinyağı okey sağlıklı ama çok tüketildiği zaman kilo yapar, kolesterolü yükseltir. Tereyağı için aynı şey söyleniyor. Klimayı biraz açabilir miyim? Evet. Şimdi zeytinyağını <laughs> ben istediğiniz kadar tüketin diyorum. Evet, tereyağı tereyağında aynı, aynı şeyi söylüyorum. Burada hücum geliyor. Geliyor hocam. Burada ya. şey var, Alegori var. Yani burada hakikaten anlamak istemiyorlar. Kimse oturup yarım kilo tereyağı yiyemez zaten. Zaten. Yani benim anlatmak istediğim, vurgulamak istediğim, beyinlere girsin istediğim, senelerden beri tereyağı, zeytinyağı yemeyin diyenlere yiyebilirsiniz demek. Her vücut Kendine göre alır. Zaten oturup her gün yarım kilo zeytinyağı mı içilir kardeş? Ama hocam mesela, Var mı böyle bir şey? Tabii ki yok da çayın içerisine bile tereyağı atabilirsiniz deyince insanlar o Canan hocam böyle söyledi. O zaman Atılır artık... tabii ki krema çünkü. Bütün kuzey ülkeleri tereyağı. Şimdi Anadolu'da da bunu hala yapanlar var. Şeker yokken bizim Karadeniz'de Elazığ'da atılırdı. Ben öyle gördüm çocukluğumda. Hala atanlar var. Tabii yeni yetmeler bundan haberler olmadığı için. Yalnız AVM'lere programlandıkları için kıyameti koparıyorlar. Hmm. Onu söylüyorum. Hı -hı. E krema koyulur. E, İngiltere'de sütlü kahve içilir. Sütlü çay içilir. Sütte aslında o, o krema şey. koyarlar falan e, Kuzeyde de, de öyle. Hı -hı. şey olarak o Hı -hı. yeni bir şey değil. Ama tabi ben dile getirdiği zaman ilk defa duyanlar e, deleniyorlar. Tamam. Halbuki senelerde asırlardan beri uygulanan bir şey bu. Yeni bir şey değil. Evet, evet. Asırlardan beri. Yani dikkat edin büyüklerine sorsunlar. Onlar hep de şeker yokken tereyağı koyuluyordu. Koymak mecburiyetinde de değilsiniz. Yani illa illa oturun yarım kilo tereyağı yiyin de, demiyorum ben. Yiyebilirsiniz bir zararı yok. yok. Üstelik faydası var. İnsanın vücudunun ihtiyacı var diyorum. Zeytinyağı da öyle. O doğal olacak tabii ki. İşlenmiş olmayacak tabii, tabii ki. ki. Esas yenmeyecek şey margarinler kardeşim. Senelerce evet. margarinleri en önemli dernekler sağlık diye sundu kardeşim. Başta benim şey yaptım, kardiyoloji derneği, ki üyesiyim kardiyolog olarak, senelerce kalbi koruyucusu diye reklamları yapıldı Margarin'in. Ben onun o algıyı yıkmak, yıkmak için, için konuşuyorum. Aslında, doğru. O algı beyinlere yerleşti. Bir. İkincisi tereyağı, zeytinyağı kilo aldırır. Kardeşim ne kadar yiyorsun ki? ekmek kilo aldırıyor. Ekmek kilo aldırıyor. Ha, sen ekmeğe tereyağını sürüp yersen zaten kilo aldırır. Ek Suç burada tereyağında değil, değil ekmekte. Ha. Heh, onu demek istiyorum. Hocam. Onu demek evet, istiyorum. Evet ben de tabii ki Canan hocamı dinledim. Gerçi Canan hocam benim çok yağlı yediğimi düşünmüyor. E, ben Yemiyor, de bunu... hiç yağ yemiyormuş zaten. Hayır, ya o... Hayır, <laughs> hayır hay, hocam yiyorum. O siz şey, şey, yapmak için söylüyorlar. Buyurun is, ispatı nasıl yağlıyorum? Hem de sas, e, beyaz tereyağlı kuymak. Buyurun izleyelim. <laughs> sonuca bakacağım. Ha, ha, sonuca bakma bak, acelik yok. Baksın bana. Güzel kattım katlı bitti. <laughs> kıymalı. Malzemeniz var. aynı. Aynı. Ee? Burada en önemlisi biz Trabzonlu olarak... Bir tane bet var, bir tane güzel var. Bak, ben güzel ismi. yapacağım, o bet yapacak. Serpintur'un azmar ismi arıdır. Bız bız konuşuyor. Aha bu da öyle. <laughs> Allah çağla, kahretmesin. Sağ ol evet. ya. Tabii görüyorsunuz Görüşmeler. 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 <gülüyor> <gülüyor> Nazar <laughs> etti Murat seni. da benim hakkım. Çok güzel. Gördüğünüz gibi hocam tereyağının kırılını yedim yiyorum da yani ben tereyağ, zeytinyağı yani çok önemli. Yani şovda önemli değil hayat boyu yemen lazım yavrucuğum. Hocam yok yok öyle değil ben gerçekten ben yani herhangi bir şey yapsam tereyağ, zeytinyağı bu ben sadece açık söyleyeyim mesela bir eti yerken onun işte e, kuyruk yağı gibi şey mesela rahatsız oluyorum e, böyle kötü hissediyorum kendim ve o yüzden hoşlanmadığım için yemiyorum yani benim Zaten hayatta kilo alma gibi bir korkum yok hocam ama ben etin yağını yerken yağsız tarafını tercih ediyorum. Şimdi bunda bir sıkıntı var mı? Ama sonuçta tereyağı zaten. Hayır, ben size bir şey söyleyeyim. Tamam, o o damak tadına bağlı ama etin içinde de yağ var zaten. Yani Tabii o yetmiyor mu hocam bize? Yani? İlla, de yağma. Yemek zorunda mıyım mesela ben? Zorunda değilsin kardeşim. Ne seviyorsanız onu yiyebilirsiniz diyorum. Ama illa yarım kilo tereyağı yiyin demiyorum. Öyle yansıtıyorlar. Yani e beni bana söyle söylenen söylenmek isteyenler. İşte yok efendim e bu kadar tereyağı yiyor diyor. O kadar tereyağı kim yiyebilir kardeşim? Evet mümkün değil. Tereyağı köy tereyağı işlenmemiş doğal tereyağı yemeklere en çok lezzet veren şeydir. Tereyağını kötü 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 dediler, hakiki tereyağını. Evet. Ondan sonra lezzet olsun diye. Yok efendim ketçaplar yapıldı, mayonezler çıkarıldı, bilmem neler çıkarıldı. Ondan damak tadı. Hep, hepsinin içinde kimyasal var, hepsinin içinde suni şeker var. Hepsinin içinde en tehlikeli maddeler var. O işte efendim ketçapların bilmem nelerin haberiniz olsun. Bakın şimdi, şimdi zeytinyağı diyorsunuz ya bakın doğal tereyağı. Doğal tereyağı şunu bir gösterelim. Buyurun hocam. Katı yağ değildir. Doğal tereyağını güneşe koyun hop diye erir. Bargalini güneşe koyun erimez. Yani tereyağı katı yağ gibi sunuldu insanlara. Aynı beyaz ekmek gibi. Ama bakın burada tereyağının bileşiğini görüyorsunuz. Yüzde otuzu zeytinyağı zaten. Yüzde evet, otuzu evet. zeytinyağı ve diğer yağlar. Bunlar hep sıvı yağlar. <laughs> Hepsi sıvı yağlar. Sıvı yağlardan oluşuyor. Felç kalp krizini önler yazıyor hocamın. Evet bu böyle şey değil. Bu işte e, 2017'de yayınlandı. Tereyağının felci ve kalp krizini önlediği. Evet. Peki tereyağda bir şey kızartılırsa bambaşka bir şey haline geliyor değil Ama mi aslında, kızartma hocam? her bakımdan tehlikeli. Ya Tereyağında ya, da kızartsak yine. E, tabii ki. Çok düşük üsüde. Şey. Kitapta anlatıyoruz. Hı hı. Uzun süre pişecek. Zaten eski yemeklerde işte tandır yapıyorlar, kuyu yapıyorlar. Neden? Yavaş yavaş... O sıcaklıkla, kendi yağıyla hallolduğu için lezzetli. Esas lezzet o. Türk mutfağı o. Evet. Onu anlatmaya çalışıyorum. Son dakikada kızartıp, patatesleri kızartıp size yediriyorlar. Bütün hastalıkların sebebi, kanserlerin sebebi ondan. Haberiniz olsun. Olsun hocam. Hocam şimdi ben de yani ve bence hepimiz Canlı Hoca'yı çok seviyoruz. Ve hoşgörünüze sığınarak size güzel bir video hazırlamış, veteri hazırlamış arkadaşlarımız. Beraber izleyelim mi? Tabii tabii buyurunuz efendim. İzleyelim. Hocam Buyurun Ya ben ekmek yemiyorum sizi dinliyorum ama kilo alıyorum sebebini bilmiyorum Siz şimdi ekmek yemiyorum diyorsunuz ama e, pirinç de yemeyeceksiniz bulgur da yemeyeceksiniz buğday da yemeyeceksiniz siyez buğdayı da yemeyeceksiniz Arpa da yemeyeceksiniz yulaf da yemeyeceksiniz patates de yemeyeceksiniz mısır da yemeyeceksiniz Ne yiyeceğiz hocam e, Zıkkımı köküyle birlikte yiyin en faydalıdır Ayrıca çaya şeker yerine tereyağı koyun Bakın Erimesi biraz zaman alır dolaptan aldım En faydalıdır İçiyorum Süreçle yazmatlıyız yaşasın okulumuz. Güzel ya. Sefa Doğan'a da gerçekten hayranım. Bir kere daha rica edebilir miyim arkadaşlarımdan? Çok kısa olmuş. Birazcık daha uzun olsaydı keşke. Bir kere daha izleyeyim hocam, müsaade ederseniz. Hocam. Buyurun. Ya ben ekmek yemiyorum, sizi dinliyorum ama kilo alıyorum sebebini bilmiyorum. Siz şimdi ekmek yemiyorum diyorsunuz ama e, pirinç de yemeyeceksiniz, bulgur da yemeyeceksiniz, buğday da yemeyeceksiniz, siyez buğdayı da yemeyeceksiniz. Arpa da yemeyeceksiniz, yulaf da yemeyeceksiniz, patates de yemeyeceksiniz, mısır da yemeyeceksiniz. Ne yiyeceğiz hocam? E, zıkkımı köküyle birlikte yiyin, en faydalıdır. Ayrıca çaya şeker yerine tereyağı koyun. Bakın, erimesi biraz zaman alır, dolaptan aldım. En faydalıdır. İçiyorum. Sevinçliyiz, mutluyuz. Yaşasın okulumuz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Hocam evet. sizin de çok sevdiğinizi evet. bildiğimiz Ben çok için. seviyorum. Sefa selam olsun. Selam. Hakikaten. Çünkü kendi büyük annesi Trabzonlu. Orada 90, Allah uzun ömür versin 90 yaşının üstünde hala Trabzon dağlarında yürüyor, geziyor Maşallah. ve Trabzon yayıyor devamlı. Değil mi? Evet. Ben de yedim, Onun yedim için saf köy tereyağının, Trabzon yağı olabilir, Urfa olabilir, o olabilir, bu olabilir. Saf köy tereyağının hiçbir damarı tıkadığı gösterilmemiştir. Ve de hiçbir e, hakikaten problem olduğu gösterilmemiştir. Kafkaslarda, Balkanlarda e, uzun yaşayan, 100 yaşının üstünde çıkan insanları inceliyorlar. Bunların e, sebebi ne? 100 yaşın üstünde epeyce topluyorlar. Çok bir önemli bir araştırma. Bunlar her zaman yağ yiyor, koyun yiyor, koyun eti yiyor vesaire vesaire et yiyorlar. Bir tek ortak şeyleri bulunmuş uzun ömürlü olanların. İnsülin değerleri hepsinin 5'in altında. İnsülini zıplatmayın, şekerinizi zıplatmayın. Sağlıklı kalırsınız. Hmm. Bütün herkese söylüyorum, evet. çocuklara da dahil. Evet. O halde insülin zıplatmayın diye. Bakın burada 10 aylık bebek. 10 aylık bebek şeker hastası olmuş. Az önceki 7 yaşında bir çocuktu burada da 10 aylık bir bebek. Evet. Burada şimdi suçlu kim hocam? Burada şeker yüklemesi yapıldı mı bilmiyorum. Diyelim ki yapıldıysa. Ee işte o. Oh. Yapılmadıysa? Oh. Yapılmadıysa? Annenin yanlış beslenmesi alakalı. Yanlış, yanlış, yanlış beslenmesi, annenin bazı şeylerin eksik olması, takip edilmesi, hı hı. şey yapması. Bakın 10 aylık bebek. Bilmiyoruz bu profesör şey olarak yanlış beslenmeye bağlı. Çünkü profesör Şevki Yener var, Muzaffer Şevki Yener hocamız. Hı hı. Türk Diyabet Cemiyetini 1950'lerde kuran hocamız. Benim babam da rahmetli oldular tabii. Şeker hastasıydı gider gelirdik. O derdi ki şeker yüklemesi şeker hastalığı yapar. Daha o zaman hamilelere falan şeker yüklemesi yok. Evet. Büyüklere evet. de yapmayın derdi. Evet, hocam. İşte Peki, bakın ne? o çocuğun annesinden de yüklenmiş. Ey yazık hayat boyu o düzelir mi? Onunla cebelleşecek düzelir, düzelir. şimdi. Evet. Bakın bir de şunu göstereyim. Buyurun hocam tabii. Çocuklara şeker vermeyeceksiniz. Bakın. Burada e, lolipop dedikleri o bir şeker şekerli çubuk var ya bir çocuklara veriliyor. Çubuk, evet. Hastanelerde de çocuklara veriliyor. Susunlar diye. Ya. Hı? Doğru. Ya da anneler kimi zaman ya da çoğu zaman ödül olarak kullanılıyor bu ve bunun gibi şekerleri maalesef ama karıncalar Bakın yere düşmüş yanından karıncalar geçiyor. yanından geçiyor. Börtlü böcek yanından geçiyor. Biz bence karıncalardan daha akıllı olabiliriz. Değil mi? Hayır Artık olamayız. Dikkat. Olamayız. O, olamıyoruz. Börtü böcek bizden daha akıllıdır. Evet. Börtü böcek hayvanlar tütün yaprağı yemezler. Tobako yemezler. O tobakoları biz yeriz. Onlar yemez. Bitti. Evet. Ağzınıza sağlık hocam. Şimdi ben gidiyorum. Şurada hemen Hatay'dan gelen sağlıklı lezzetlerimize biraz göz atıyorum. Ee, Ünal Ünal Bey'le değil mi? Evet. Doğru söyledim. Evet efendim. Şöyle bir bakalım bize neler getirdiniz. Bizler gibi sağlıklı bir soframız var. Tabii öne çıkan e, lezzetlerimizi asıl, tabii, tabii anlatın. E, asıl amacımız burada bizim kara kılçık buğdayımızdı. Evet. E, bunun yanında e, çok zengin Antakya mutfağının da kara kılçık buğdayından yapılmış bulgurlarla Hı -hı. bunlarla yapılmış çeşitlerini de burada sunmak istedik. Evet. Fakat ziyadesiyle e, önümüzde kış olduğundan e, tuzlu yoğurt getirdik bir miktar. Bakayım yoğurdunuza. E, evet, ne pişmiş yoğurdu bu? Keçi yoğurdu. Pişmiş keçi yoğurdu. Evet. Neden pişiyor? Şimdi kışlık saklanabilmek ben için bu buzdolabında saklanma ihtiyacı duymayan bir yoğurt. Hmm. Ee, önümüz e, soğuk günler. Tabii ki e, ıspanaklı borani dediğimiz hmm. kabak boranisinin e, ana malzemesidir bu. Hmm. Bunu suyla ezeriz. Hmm. Hafif ayran kıvamına geldikten sonra içerisine etini, nohutunu, baharatlarını koyup kaynatırız. Nihayetinde kışlık... E, kabaklarımızı Aha. veya yıkayıp güzelce doğradığımız çok ıspanaklarımızı çok güzel. ekleyerek ıspanak boranesi veya kabak boranesi Bo borane yaparız. Yaparsınız. Evet, hmm. bu da e, soğuk kış günlerinin özellikle Antakya mutfağında, Hatay mutfağındaki en önemli temsilcilerinden biridir. Pişmiş çorba da yapılıyor değil mi? Tabii, çorba yapılıyor. Şimdi bu aslında Çağla Hanım şöyle e, Joker bir ürün. Değil mi? her şeyle bir, kullanılabiliyor. Evet. Yani bunu balla beraber yiyebilirsiniz. Bal, Kaymak bal olur. Demeyi, evet. Dedi. Reçelle beraber tüketirsek, örnek veriyorum Antakya mutfağı için Tabii. biz çok tüketiyoruz. Evet. Ee, o zaman murabba olur. Ee, eğer ayranını tekrar kaynatırsak Tekrar çökeleye geri dönüş. Geri dönüş. Böyle gidip gelen bir ürün. Çok güzel, evet. Joker bir herbirinden. Şimdi tabii pişmiş burada. Pişmiş keçi. Evet. Yoğurdu. Evet. Başka nelerimiz var? Enteresan birini. Efendim, burada Yine. bizim saç altı dediğimiz kömbe. Hı -hı. Şimdi demin bir kömbe yedim. Kömbe yediniz. evet, o bir. Bu ıspanaklı kömbe veya etli hı -hı. de olabilir. Hı -hı. Bu saç altında fırında pişmiyor. Hı -hı. İkram etmek istiyorum. Ben ama hepsine şey yaparsam konuşamıyorum. Sonra hepsini O zaman bakayım şöyle hı. altından. Tabii açık göstereyim. Evet. Ispanaklı kömbe. Evet. Bu ıspanaklı kömbe'miz altında ve üstünde ateş olur. Üzerine bir kül ya da ateş düşmesin diye Çok güzel. üzeri tekrar bir sacda kapatılır. Çok Burada güzel. yine kara kılçık buğdayla beraber hazırlanmış olan bizim tapuş oruğu dediğimiz tapuş oruğu. içerisinde kuyruk yağı, İçinlik maydanoz sapı evet. Oo. Hamuru biraz içli köfte gibi hı. yine kızarır bu hı. veya bu sacda da pişebilir. Sac oruğu olur o zaman. İçerisinde kuyruk yağı, ceviz ve maydanoz sapı var. Birlikte dövülür. Bu şekilde yapılır. Evet. Bu biraz daha soğukta da yenilebilir. Çok keyifli olur. Burada kırık kırıkan e, yeşil mercimeğimiz var. Hı hı. Burada firimiz var. Frik, e, frik bulgurumuz, o. buğdayımız. Evet. Şimdi bu tütsülenerek yapılır. Evet. E, buğdaylar daha sütlüyken, hı hı. rahmetli dedem e, Nur içinde yatsın hep e, sevmezdi firiyi. E, buğdayı hani diri diri yakmayın. Daha o sütlü daha çocuk derdi. Böyle bir merhamet gösterirdi. Şimdi e, bizde firik sevilir. Tabii o tütsüsü, o dumanıyla isiyle beraber kuruduğu için şuradan bir tane buğday alayım. Tamam. Tabii. Şimdi bunun üzerinde <laughs> 41 tane buğday tanesi var. Şöyle bu kılçıkları çektiğimizde şöyle Ay. evet 41 tane. Şimdi bizde e, zar bülbülü buğday başağına konmadan buğday biçilmez denir. Yani o kadar küçük bir bülbül ki ya. bunun üzerine konar bu böyle çok fazla eğilmez. Boş evet, başak Evet onu gördükten sonra şey, biliriz neden? ki buğdayımız olmuş. Şimdi burada 41 tane tane var iken bu buğday türünün verimsiz olma ihtimalinin Hı -hı. de Hı -hı. ortadan kalktığını görürüz. Ama evet. biz buğdayı toprağa seçti saçtığımızda ekmek için evet. e, dua ederiz. Evet. Deriz ki kurdun kuşun Havada uçanın, yerde sürünüp gezenin, Allah'ım herkesin rızkını ver. Bol bol olsun Amin, deriz. Evet. Şimdi vaktimiz çok daralıyor bu evet. kadar şey getirdim. bizim için üzerinden geçmeden anlatmadan bırakmayayım. Kısa kısa hepsinin üzerinden şöyle bir geçelim dilerseniz. Tabii hemen adayımız. anlatayım. Şimdi Mutlaka burada çok e, yine kırmızı pirincimiz var ha, bunu unutuyorduk arada. burada. Kırmızı pirincimiz bizim evet. hasta kırıkan e, mazmanlı bölgesinde yetişir. Evet. Hataya ait bir türdür ama Hı -hı. E, Maraş bölgesinde, Ceyhan bölgesinde yine Antep ve e, Gölbaşı istikametinde de Hı -hı. ekiliyor. Fakat bu çeltiyi üretecek yani kabuğundan ayrıştıracak ekipmanlar da kalmadı artık bölgede. Hı hı. Tek tek kapandılar. Yani bunlar artık can çekişen türler. Evet. Biz bunların farkındalığını anlatalım istiyoruz. Hı hı. Burada tohumluk buğdayımız var. Diğer buğdaylarımız evet. da var. Burada içli köftemiz. İçli köftemiz yine karakılçık buğdayının yine karakılçık buradaki. Ama burada yapılmış. ben şimdi burada evet. bir kızartma var olayı var yani değil mi sonuçta işçi köfte de şimdi yani Şimdi tabii bunu iki türlü yapabiliriz. Hocam da çünkü yani kızartmaya karşı sonuçta evet. bu güzelim işli köfteyi yani, biliyorsunuz e, el ve biraz kuzeyde haşlarız biz. Şimdi evet. esas, yani haşlanma İş, haşlamak en önemlisi güzeli odur. En evet. sağlıklısı da odur Siz mesela 40 yılda bir olsa da o kızartılmışsa o işçi köfteyi yer misiniz? Bu kadar prensipli ve katı mısınız yoksa yok, tadarım tabii yani Hatay eee evet. Hatay'a gidince tatmaz olur mu insan? Evet. Bir bakalım mı işte köftenin içini açalım Tabii, mı? Tabii Hemen ee, Hemen arkadaşımla alayım bir tane tabak ve bir de bıçak evet. alayım. Burada da vardı galiba. Bıçağımız yoktu. Bir de buçuk. Künefe alayım. getirdiniz mi? Getirmedik hocam. Tamam. Nasıl konu, yani? Konu sadece e, kara kılçık ve buğday olunca tatlıyı getirmeyelim. Hocam belki yani. bir şey söyleyeceğim. Evet. Belki sizden tedirgin olmuştu getirmemişler arkadaşlarınız bunu. Hayır yok. artık o kadar. Ben de yani kara fasulye mi yemeyelim efendim. Sizi Hatay'a bekleyelim. Hocam, Bu programı Hatay'da yapalım. Hocam, Olmaz he. mı? Bir defada. Tabii. Hocam. Hatay'da böyle bir program yapalım. Hocama hemen evet. bir künefe. Hemen bir evet. künefe. Madem öyle canı çekmiş 40 yılda bir. Bir bu e, içinde neler var bakalım bir. Şimdi bunun içerisinde Hı. kıyma var her şeyden tabii. önce. Hı. Tabii isteyen dana eti ya da koyun eti de kullanabilir. Hı -hı. Biz dana kıyması kullandık. Hı -hı. Bunun dış harcında da et var. Böyle mi? Dövmelik sinirsiz evet. İşte hamurunda da yani Hamurunda var. tabii. Hı -hı. Böyle tutmasının sebebi bu. Hı -hı. Hocam kızartmayı sevmiyor biliyorum. Evet. Bunlar tabii ki kızardı. Bir de bunların kızarmadan hazır çiğden Tepsiyi yağlayıp fırında da pişirdiklerimiz var. Ve çok yakın çıkıyorlar birbirlerine. O biraz daha ticari evet. bir ürün. Evet. Ee, burada ekmeğimiz var bizim. Evet. Hocama ee, sormak istiyorum. Evet. Bu masada gerçekten sizin en çok sevdiğiniz şey ne? Mesela burada benim için şey, en önemli şey Hepsini bu. Hepsini seviyorum. Hepsini seviyor musun en hocam? En çok diye bir şey yok. Evet, Ama yani. haşlanmış olacak tabii ki şey. Hayır. Mesela evet. hocam bu pişmiş keçi ordu benim çok dikkatimi çekti. Siz var var anca... bende var. Bana ben Hatay'a gideyim zaman bana verdiler kullanıyorum. Tabii. Kullanıyor musunuz hocam? Ne yapıyorsunuz? Bir kavuz. E, ne olacak yiyoruz. Hiçbir çorba şey de... yapıyoruz. Ha çorbasını az Tabii Benim buğdaylı çorba, döveri çorba en güzel şey. Evet. Ya bol tereyağlı, naneli, evet. öyle değil Bolta yaptığınız her şeyi bununla yapabilirsiniz. Her çok şeyi güzel. yapabilirsiniz evet. Evet. Harika. Bir de hocam burada lahmacun hocamız çok sever hepimiz bu lahmacun biliyoruz. Lahmacun değil efendim. Ama bu... hayır yani ben şimdi... <gülüyor> 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 bir lafımı bitireyim ya. <laughs> <laughs> Lahmacununa <laughs> benziyor diye <ya>, dedim hocama gösterecektim ya. Bu biberlek. Tabii bu biberli ekmek. Biberli çörekler var. Şurada Biberlik. hemen zeytinimizi getireyim de zeytinle onun bir ilişkisi var çünkü. Haydi bakalım nasıl evet. bir ilişkisi. Çok Şöyle, güzel görünüyor bu gerçekten. Bu mevsimde <laughs> e, zeytin e, yağ fabrikalarında, hmm. mengenelerde, mahselelerde. Ya bu nasıl bir zeytin. Allah aşkına bir bakın. Evet. Tabii ki o hatay zeytinimiz. Evet. Önemli. Bizim hatay halalı zeytinimiz. Tabii ki. Hocam bunun iki buçuk kilogramı tam siyahlaşmış olanın 1 kilogram yağ keser denir bizde. Yani 1 kilo hmm. yağ verir iki buçuk kilo zeytin. Ege'de bu 7-8 kiloya kadar çıkıyor. Ee, Tabi her taş yerinde ağırdır diye Evet. biz bunu hep savunuyoruz. Halhalı Hatay zeytinidir. Hatay mutfağının e, prensesidir bu. Hı. Mesela bunun kalibrasyonu içerisinde 1110 tane var. 1 kilo oranda. Müthiş ya. Evet. Bir de inanılmaz yani, yani, lezzetli Bir de bizim ya. mutfağımızda e, Çağla Hanım, Hı. zeytin küçüldükçe kıymetlenir. Küçüldükçe evet. yani değil mi? sevmeyiz biz. Ha, büyük böyle kocaman kocaman kalabalıklar sevmeyiz. Normal yolladılar evet. evet. Şimdi böyle bu kadar ne bu kadar, ne kadar hocam? çıkardılar. Hı? O büyük kalamataları falan tavsiye etmiyor Ben musun? bilmem. Hayır mutlaka hangisini şimdi bilirsiniz hocam? Hangi bana... zeytini iyi bilirsiniz hocam onu sorayım. Çünkü bol bol ben zeytini Ben zeytinin diyorsunuz. hepsini severim doğal olduğu sürece. Doğal zeytin. İlaçlanmamış olduğu sürece. Hı -hı. Bulursam yerim. Bulduk halhalı da yiyemedik mi? Ne bulduk? Göndeririz hocam. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Tabii evet. ki. Şimdi, Sen mesajları alıyorsun. Evet. evet. Şimdi Bununla nasıl bir ilişkisi vardı? Şimdi bu yağı yani zeytini biz yağ fabrikasına götürdüğümüzde Yağ çıkarken bir distile suyu çıkar. Hani yağı araştıran kara su. Yağ bir tarafa doğru döner. Ee. Diğer su da oraya doğru gider. O suyun içerisinde bir miktar yani bir tonda belki bir 500 gram bir kilo kadar ancak bir posası çıkar. Bu biberli ekmek de bu mevsim yani tam bu Kasım Aralık ayında yağ fabrikaları çalışırken herkes kendi yağını çıkartırken de o zeytin kepeğinin başına bekler. Evet yani onu bırakmaz özellikle annemin çok çok da selamı var size. O biz yağ çekerken mutlaka kepeğimi getirin der. Bunun Tadı böyle ama tabi zeytin mevsimi geçtikten sonra da biz evet. bunu çökeleklerle zahterlerle kendi özel baharatlarla hazırlıyoruz. Lezzeti de zaten tabii Hatay'a has olmuş oluyor aynen, böylelikle. Evet. Bir evet. de burada turşularımız var. Nasıl evet. yapıyorsunuz bu turşuları? Hangi tuzdan yapıyorsunuz bu turşuları? Şimdi aynen hocamın dediği gibi içerisinde bunlar kendi nohutla beraber mayalanıyor. Şimdi bir açabilir te. miyiz acaba? Tabii. Bir açalım gösterelim şöyle İsterseniz bir tabak alayım bir şöyle. Açılmışı bir... var orada. Açılmışı açılmış şey var. Yok hayır siz onu Açma. açın. Ben tamam. bir tane oradan tabak alayım şöyle. E var orada işte. Nerede hocam? Bak. E, hayır o tek bir tane çeşit de. Aynı yani işte acur. Hocam onu da götüreyim. Ha, ben orada karışık var zannettim ya acurmuş orada. Şunu şuraya koyayım bir saniye. Evet. Bu zahter mi? Evet o toz zahter onu o da, da göstereceğim. Toz o düşebilir de... orada. Yok bırakmıyorum panik yapmayın. Şunu <laughs> alabilir misiniz bir? Tabii hemen. Tamam <laughs> şöyle. Evet. <laughs> evet. Şimdi e, turşumuz Nasıl bu. Nasıl hazırlıyorsunuz turşunuzu? Şimdi bu turşuyu <laughs> bir defa ilk önce... Bunun ekimiyle başlıyor her şey. Hmm. Yani Antakya'ya geldiğinizde, Hatay'a geldiğinizde... Bana da geldin bu turşudan. Bir ondan bahsedelim önce. Sizde de geldi Turşuyu tabii konuşmaya ki. devam edeceğiz. Hocamla evet. sirke konuşacağız. En sevdiği favori sebze meyveleri diye soracağım. Hangi meyvelerde evet. ne kadar çok şeker var? Mide problemleriyle alakalı da bir sürü sorum olacak. Azıcık daha yoracağız hocamızı ama kısa bir reklam. Reklamlardan sonra buradayız. Evet Çağlar Leyli bir gün devam ediyor. Profesör Doktor Canan e, Karatay hocamız bizlerle beraber. Şimdi bir sirkeyi konuşmak istiyorum özellikle hocam. Sirkemizin sağlığımıza olan katkılarını biraz konuşalım. Sonrasında sizin sabahları böyle suya limon sıkıp içtiğinizi biliyoruz. Yanlış biliyor olabilir miyim? Yo, onu da yapıyorum. Ne, neden yapıyoruz? Neden yapmalıyız? Faydaları ee, neler? Yani doğal limon olunca tabii ki limon alkalidir. Sirke de alkalidir. Bilinliğinin hmm. aksine. Hmm. Onun için bağırsaklarımızın ve şeylerimizin aynı zamanda da e, bilhassa sirke çok önemli canlı bakteri. Ev sirkesinden bahsediyoruz. Hmm. Endüstriyel hiçbir şeyden bahsetmiyoruz. Hmm. Şey olarak kendi e, evimizde yaptığımız hakiki, sirkeden. Hakiki e, probiyotik vardır içinde. Yani hakiki bağırsaklarımızı besleyen canlı bakteri bulunur. Onun için rahatlıkla Tu, turşu da öyle, ev turşusu da öyle. Hı hı hı. Hatta geçen geçen sene İngiltere'de çok önemli bir yayın yapıldı şeyde, e, televizyonda, İngiliz televizyonunda. E, İstanbul turşucuları dolaşmışlar. Tabii bütün Anadolu'da bu var. Hakiki turşu, turşu suyu diyor. Turşu suyu diyor. İstanbullular içiyor diyor. En önemli bizim işte Çemberli Taş'ta var, Kurtuluş'ta var, bir şeyde var, her yerde var. Bütün Anadolu'da bu var kış sağlığı için en önemli bir şeydir diyor. Koruyucudur diyor. Hmm. Bunu diyor içerseniz grip olmazsınız diyor. Turşu suyu, hakiki turşu suyu içerseniz gribi önler diyor. Senelerden beri Osmanlı bunu uygulamıştır. Biz ama unuttuk hocam bunları biraz Unutturuldunuz. Değil mi? Endüstri unutturdu sizi. Unutturdu. Evet. Beyin yıkadı. Şimdi 20 yaşındaki çocuklarda 20-30 yaşındaki bütün Türkiye'de gençler kısır kardeş. Adet bozukluğu, erkeklerde evet. bilmem ne bozukluğu, hepsi aynı aynı sorunda. Ondan sonra hormon dayanıyor, sanki hormon onu düzeltir. Vücut sağlıklı olmadıkça, hücreler sağlıklı olmadıkça, dışarıdan aldığınız hormonun hiçbir faydası yok. Hı hı. Onu evet. anlatmaya çalışıyorum. Peki hocam şimdi özellikle şunu sormak istiyorum siz buradayken hep bir kilo verme telaşı var insanların. Özellikle de kilo vermenin bu kadar zorlaşmasının altında yatan sebep ne? Mesela göbeği eritemiyor insanlar. Kilo da verirse göbeği eritemiyor. Göbek yağının e, gitmemesinin sebebi nedir hocam? Ya sadece yanlış beslenme mi? Yanlış beslenme ve hareketsizlik gitmiyorlar e, ki. mesela. Ama, Kilo veremiyor insanlar artık. E yani bir süre sonra gitmeyebilir. Gitmesin kardeşim. Oraya kafayı takmayın. Siz karaciğerinizin ya. Yani siz sanmayın ki böyle, şu şu otu Hı -hı. içtim. Efendim bu otu içerseniz bu çayı içerseniz karaciğerinizin ya 15 günde gidiyor. Yalan. Yok ha, böyle değil bir şey. Hocam bunu evet gerçekten. Hiçbir e, hayvansal ya, yani vücudumuzdaki ya tavaya koymuş gibi erimez. Kandırılıyorsunuz siz. Resmen endüstrinin hı hı. kölesi oluyorsunuz siz. Evet. En önemli şey, ben bunu söylüyorum, yağ vermek, kilo vermek değil. Vücudunuzun, hücrelerin sağlığa kavuşması. İşte zeytinyağda Hakiki doğal zeytinyağı da bunu yapıyor. İşte hakiki zeytin de bunu yapıyor. Tereyağı da bunu yapıyor. Sirke de bunu yapıyor. Doğal olarak bunları tüketin diyoruz. Kış sebzeleri işte buraya koymuşuz gayet güzel. Lahlamız var, karnabaharımız var, hı hı. kerevizimiz var. Bütün bunlar... ...pire biyotiktir. Turbumuz var Turplar hocam, var, tabii pancar. Ki, soğan var, pancar var, soğan var, sarımsak var. Hı hı. Doğal olacak yalnız, ilaçsız olacak yalnız bir zahmet. Hı hı. Bunlar pire biyotiktir. Pire biyotik ne demek? Pire biyotik yediğimiz zaman... E, bağırsaklarımızdaki dost bakterileri e, çoğaltan, güçlendiren... ...bağışıklığımızı güçlendirendir. Hı hı. Probiyotik ne demek? Probiyotik de canlı bakteri demek. İşte turşuda olan, işte peynirde olan, tereyağında olan, e, de, efendime söyleyeyim, zeytinyağı aynı zamanda probiyotiktir ve de prebiyotiktir. Hmm. Turşularda Turşular. olan e, efendim e, peynir, şirden mayalı peynirde olan bunlar probiyotiktir. <laughs> Turşu yaptığımız zaman mesela lahana da hem prebiyotik hem, hem probiyotiktir. Onun için bakın şunu göstereyim. <laughs> bu bağırsak hücrelerimize bakın. Bir kere istikbal bağırsaklardadır. Evet doğru. Şunlar efendim. sağlıklı bağırsak hücreleri. Şunlar parçalanmış. İşte bu hale getiren şekerdir. Bu hale getiren parçalayan unlardır. Bu hale getiren parçalayan paketli yiyeceklerdir. Şekerli gazlı içeceklerdir. Bağırsaklarda bu hale geldiği zaman siz ne kadar sağlıklı yerseniz yiyin. Bilin ki bunlar bu tüyler parçalanır ve de Otoimmün hastalıklar başlar. Başta tip 1 şeker hastalığı, artritler, işte kanserler, tiroid hastalıkları, tiroid nodülleri, meme meme kistleri, fibrokistik meme. Bu bunu düzeltmek mecburiyetindesiniz <laughs> şunu. o düzelmeden hiçbir şey düzelmiyor değil mi? Artık bu bitti evet. Çok güzel özetlediniz. Bu düzelmeden hiçbir şey düzelmiyor. Haberiniz olsun. Evet. Bunu da düzeltenler sağlıklı doğal Aradolu mutfağıdır. Sağlıklı doğal bozulmamış olarak yediğimiz Hatay mutfağıdır. Gaziantep mutfağıdır. Elazığ. Ben Elazığlıyım. Hı hı. Harputluyum. Mutfağıdır. Doğal olarak anneannelerimizin, büyük babalarımızın annelerimizin yediği gibi bunu da düzelten doğal tereyağıdır. Doğal zeytinyağıdır. Besler. Güçlendirir. Baharsak Onun yani. için katiyen, şekerden uzak duracağız ama o yağlardan, doğal yağlardan, Trabzon yağı, Urfa yağı, tereyağı ne aklınıza geliyorsa Bol bol yiyeceğiz. Bol bol diyorsun ya, delleniyorlar. Bol bol yenir mi? Kardeşim zaten bol bol yemezsiniz Bunu ben alegori olarak söylüyorum. Evet. Yani rahatlıkla doyuncaya kadar yiyebilirsiniz. Zaten insan ne kadar istiyor ki vücudu? Yani şu kadar yesen yetiyor zaten. Evet. Yani bunun bir zararlı olmadığı o güzel beynimizdeki kötü algıyı yıkmak için ben onu söylüyorum. Siz evet o e, Yoksa oturup artık, bir tabii tencere zeytinyağı için diyor muyum ben? Yine aynı şekilde hamileler de hani o yumurta yiyor Çin'de demenizin sebebi de oturun o yumurta yiyin Hemen bunu ciddiye yapın. nasıl o yumurta yesinler mesela diyorlar ama aslında burada yumurtanın faydalı olduğunu yumurta anlatmak Yumurta çok faydalı. Yumurta süper besindir kardeşim. Evet. Senelerce süper besin yasaklandı bu millette? Senelerce. Bunun hep altında çok büyük oyunlar var tabii. Yani ben artık düşünüyorum neslimizi tüketmek isteyenlerin oyunudur diye düşünüyorum evet. ee, şey olarak. Biliyorsunuz Soner Yalçan'ın çok önemli bir kitabı çıktı Karakutu diye. Hı hı. Onu alıp okuyun neler çektiğimizi, neden bunlar önümüze geldiğini anlatın. Yani hakikaten herkesin okuması gereken bir kitaptır. Burada da bunu söylüyorum kendisine teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür edelim ve hemen seyircilerimizden çok soru geldi hocam. Mide yanması, mide şikayetleri, mide şişkinlikleri çok fazla görülüyor. Tabii ki bunun sebebi modern buğdaydan yediğiniz yemeklerdir, ekmeklerdir. Sokakta yediğiniz hakikaten. Şimdi gluten çok önemli. Bütün bu anlatılanların temelinde gluten intoleransı var. Bu demek değil ki çö çölyak hastalığı. Çölyak hastalığı demek gluten intoleransı demek. Gluten hassasiyeti var. Glüten entelerası var. Bir de gluten hakikaten şeysi var. Yani bunlar bir skala. 100 hı hı. diye bunu şey yapın. Yüzüncüsü, bir beslenin yüzüncüsü çölyaksa, diğer dok, e, şeysi 99'u gluten hassasiyeti. Türkiye'de çok yaygın. Evet. Şişkinlik yapan, gaz yapan, reflü yapan, bütün bunlar. Peki, gluten'den başka ne? Yani aşırı gluten, modern buğdayda olan glüten. Eğer böyle bir şikayetiniz varsa, diğer Buğdaylar da size e, dokunabilir. Ayrıca bu, bütün bunları yapan bağırsak florasının bu şekilde, bu da bağırsak florası, parçalanmış olması demektir. Bunu parçalayanlar neler? Antibiyotikler. Bunu parçalayanlar neler? Antidepresanlar. Bunu parçalayan neler? Söylemesi ayıptır, mide ilaçları. Hmm. Hadi gazım var, mide ilacı alayım. Bunu da şey yapmayın. Yani gaz çıkartan şimdi mideciler de bana... Dava açacak. Açsınlar sağ olsunlar. Ne yapayım? İşleri güçleri yok. Türkiye'deki bütün sağlık sorunu benden, benmişim. Bütün davalar, 50 davam var. Ünal Bey. <laughs> Maşallah hocam. <laughs> e, e, suçlama ne biliyor musunuz? Hak sağlığına zarar veriyor. Veremezsin. Çünkü hak sağlığına ben zarar veriyormuşum. Ben D vitamini diyorum. Evet. D vitamini bir ampülde 300 ünite var. Şu kadar 3 lira. Evet. Eczacının biri de, demiş ki bu sana zehirdir. Sen ben sana bunu satayım. 60 lira. Ha. Şimdi ne vitamini zehirdir diye doktorlar korkutuyor, eczacılar korkutuyor. Ama öte tarafta internette <laughs> siyanür satılıyor. Hiçbir doktorun çıkıp da her veya hiçbir tıp derneğinin çıkıp da bunu satmayın diyen var mı? Veya çocuklarımıza gazlı içecek içirmeyin. Halk sağlığını bunlar tehdit ediyor. Obeziteyi bunlar başlatıyor. Şeker hastalığını bunlar aşırı diye bir doktorların çıkıp konuştuğu varmış senelerden beri. Bana kadar. Doğru hocam. Hı? Evet. evet. Yani siyanür satılması serbest. Neyse şimdi yasakladılar olaylardan sonra. Yasakladılar. Doğru Ama hocam. Ama bu kadar kişi telef oldu. Evet internetten satılıyor. Ben reçete yazıyorum. Benim reçetemi eczacı reddediyor. Bu, 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 seni zehirler diye. Onu biliyor musunuz? 3 liralık ilaçtan bahsediyoruz. 3 liralık vitaminden bahsediyoruz. D vitamini hayat kurtarır. D vitamini Alzheimer'ı önler. D vitamini artriti önler. Tip 1 diyabeti önler. Diyabeti önler. Bağışak neden? Çünkü bağırsak florasını toparlar ve Direncimizi artırır. Otoimmün hastalıklarla mücadele eder. Artritleri önler. Ağrıları önler. D vitamini. Hı hı. Yağlarda da, bütün yağlarda, tereyağında da, zeytinyağında da doğal olduğu şartta A vitamini vardır. Elzem, vücuda girmesi lazım. Hı hı. D vitamini vardır. Elzem, vücuda girmesi lazım. E vitamini vardır ve K vitamini vardır. Evet. Bunlar çok önemli. Doğal olarak vücuda girmesi gerekir gerekiyor efendim. Onun için yağ yiyin diyoruz. Memleketi yağsız bıraktılar ve de senelerce ya adam korkuttular. Hiçbir yağ kolesterolü yükseltmez. Hiçbir yağ kolesterolü yükseltmez. Evet, kolesterolü yükseltme. yükselten şekerdir. Evet. ve undur. Peki hocam müsaade ederseniz ben birazcık daha mutfağa geçmek istiyorum. Ee, başkanımızın yanına. Aman geç tabii ki. İhval etme. <laughs> Geldim yanınızda. Kısırımız evet. yoğruluyor değil mi şimdi? Nasıl Tabii, yapılıyor? Malzemelerimiz şimdi, neler? Siz şöyle alayım ben bu tarafta durayım rahatsız etmeyeyim e, sizi. Şimdi önce kısır değil bizde sarmıçı deriz biz affedersiniz edersiniz. Sarmıçı. Evet. Sarmı evet. Anadolu'nun birçok yerinde kısır olarak bilinir. Bizde sarmıçı olur. Hangi Neden? Sarmıçı olur. Şimdi onu anlatacağım. E, bunda yine kara buğdaydan elde ettiğimiz Hı. ince köftelik bulgurumuz var. Hı hı. Yine oruksları da yaptığımız bulgur tamam. aynısı. Hı hı hı. Şimdi e, bunu biraz suyla yoğuruyoruz. Evet. İçerisinde biber salçası var. Çok güzel Evet. Ee, Çiğ köfte gibi valla. Aynen. Hı. Şimdi bunun malzemelerini atacağım ben. Evet. Ondan sonra böyle yeşil soğanımız ye yeşil geliyor. Yeşil soğanımız evet. geliyor. Evet. Onunla beraber yoğurmaya devam edelim. Tabii yeşillikleri göre? koyduktan sonra çok, çok fazla, fazla yoğun Öyle mi? Tabii. Yani onları ezmemek için mi? Birazcık daha diri kalsın diye. Aynen öyle. Yapılar. Evet. Ha. maydanozumuz Şimdi geldi. maydanozumuzu bolca atıyoruz. Üstüne evet. nanemiz geliyor. Evet. Şöyle. Oo. Şimdi Heh. sarmıçı yaparken elimizi korkak alıştırmamamız lazım. Sarmıçı yaparken elimizi bak evet. şimdi nasıl korkak şimdi, alıştırmıyoruz. Evet şöyle oh, hocam. İşte benim dediğim gibi bol bol demem bu. Evet bol bol. Lezzet veren o çünkü. Şimdi geliyor hocam. Ne zeytinyağı. yağ zeytinyağı geliyor. Evet. Evet. Bol bol. <laughs> evet. Ama yani. Evet. Rengi çok güzel. Ayrıca evet. bu zaten çok ciddi bir porsiyon evet. yani. Evet. Hocam yetti mi zeytinyağı? İstiyorsanız biraz daha koyayım eğer. Hayır, o, o O'nu yapan bilir kardeşim. Onu evet, zaten oranı bence. çok önemli. Ben uzaktan ne söyleyeceğim ezbere? Doğru hocam haklısınız. Bu da saçma bir soru. oldu. Tövbe töbe vallahi yani. Şimdi Müsaadenizle ben e, Kara Kılçık için çalışan Hatay'da çok değerli dostlarımız var, e, üreticiler var. Onlara teşekkür etmek Biz istiyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık, kolay gelsin. Sağ olun, ee, sağ ürünleri olun. bol olsun. İnşallah, İnşallah. Antakya Gastronom Derneği'nin ve Hatay'da Hatay Mutfağı'nın tanıtılması için çalışan bütün dostlarımıza da sizin aracılığınızla... Bu halk sağlığı için evet. yapılan bir şey. Önemli. Ee, bu nasıl bir şey oldu? Evet. Şu an kokusu, yani görüntüsü... Evet. Neydi ismi? Sarmıçi. Sarmıçi. Sarm evet. evet. Ben şöyle. de böyle çiğ köfte... Böyle kısaca, aslında bunu biz çatalla bayıldım. beraber yeriz. Altına koyarsak Bunu değil mi şöyle aslında böyle tabii. alıp Aynen. bunun evet. içine böyle koyup diyeceksin Nasıl evet. o yani olayı? Böyle tabii çiğ köfte ben gibi yiyeceğim. ikram edilmez. Ben yiyeceğim. Ben bunu yiyemem mi? Evet. Böyle verelim. Tek tek mi koyalım? Bunu ne yapayım? Siz yapın, servis yapın tamam. Ha, tamam. Zaten birazdan hiçbir şey kalmayacak orada. Hiç merak etmeyin. Tamam. Evet. Sarımsak da koyduk mu? Hayır, sarımsağımız koymadı. yok. Çok sarımsağımız güzel. yok. Sadece yeşil İnanılmaz. soğanımız, maydanozumuz var. Nanemiz vardı. Hı hı. Ee, hmm. ...nar ekşimiz vardı. Evet. Başka arada, neyimiz vardı? Diğerlerini de tanıtalım hemen. Evet, zeytinyağımız var içerisinde. Hı -hı. Evet. Biber Arzu salçası. edilirse Hı -hı. çok az kimyon koyulabilir. Hı -hı. Ama biz koymadık. Hı -hı. Biber salçası var mutlaka. Hı -hı. Şimdi Hı -hı. nar ekşisi kullanmıştık Canan Hocam. Şimdi Hı -hı. nar ekşisinin... ...doğru bir nar ekşisini insanlar nasıl anlayacaklar? Ben de onu, evet. onu anlatmak istiyorum. Doğru nar ekşisi aynı zamanda... Hani e, Osmanlı mutfağı özellikle Hatay mutfağı, hı hı. E, şuruplar, şıralar, şerbetlerin de mutfağı. Bu da Evet. E, suyla karıştığında nar ekşisi, evet. suyla karıştığında işte böyle bir nar şerbeti olur. Hiç karıştırmadık. Ha. Değil olabilir yani evet, anladım. Anında eğer bunu karıştırdığımızda, yani suyu koyduğumuzda bir karıştırma istiyorsa hmm. e, nar aşağıda nar ekşisi Kalıyor, suyu şey. ki su berrak bir şekilde yukarıda kalıyorsa bir problem olabilir. Hmm. Şüpheyle bakarız biz. Evet. E, ama bizim nar ekşimiz bu şekilde arzu ederseniz e, içebilirsiniz. Bu Teşekkür şimdi edelim. bir nar şerbeti ya oldu. Birazdan içeyim. Evet, evet, evet birazdan içeyim. Çok tamam. güzel oldu. Vallahi harika. E başka var mı anlatacağımız bir şey kaldı mı? Kapatacağım. Çok az kaldı. Şimdi Korkamaz. burada e, buna hiç değinmedik. Değinmedik. Hemen evet. onu da anlatalım Antakya'da sabahlar çökelekle başlar. Ha. Bizim için çok kıymetli. Evet. Bu ee, sürk dediğimiz içerisinde bolca baharat olan yaklaşık 6-7 ay içerisinde olgunlaşan bu olgunlaşmamışı evet. e, bu biraz daha küflü hale geleni hı hı. E, biz bunu küflü severiz. Kokusu biraz ağır gelebilir. Hı hı. Ya e, Antakyalı bunu alışmıştır. E, alışmışız biz. E, bu olmazsa hayat bizde eksik kalır. Eksik kalır. Yani asker Mehmet'in e, hurcunda olur. Öğrenci kolisinde gider. Gelinin de çeyizinde çıkar. Mutlaka olur bu. Çok güzel. Evet. Harika. Vallahi tamam ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Çok, çok, sağ çok sağ güzel olun. oldu her şey. Evet. Ee, Antakya Gastronomi Derneği Tabii Başkanı olsun. Ünal evet. Kahraman ve evet. e, ablamız için kocaman bir alkış rica ediyorum. <laughs> Ellerinize sağlık, harika lezzetlerle tanıştık ve bugün uzun zaman sonra gündüz kuşağında ilk kez demiştik Profesör Doktor Canan Karatay hocamız bizlerle beraberdi. Çok Hocam çok mutlu ettiniz bizi. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Bir son söz söyleyebilir miyim? Hocam ben oturayım siz anlatın Allah aşkına. Vakit hatırladım. var mı? Var. Peki. Benim taklitlerimden sakının efendim. Bu bir. Bu bir. Bir saniye. İkincisi. İnternette satış yapan yapılan her şeyden sakının. Benim internette satış yapan hiçbir şeyim yok. Hı. Kandırılıyorsunuz, aldatılıyorsunuz. Canlıcun, Ama binlernesi, binlernesi. internette Hı. ben başından beri söylüyorum reklamı yapan yapılan hiçbir şeye güvenmeyin. Evet doğru hocam. Hepimizin ismi bile kullanılıyor. Yok zayıflama çayı içti Çağla zayı, yani zayıfladı falan. Yani Benimle bir değil. iki kere programa çıkmış bir e, pratisyen hekim. Aha. Muayenehanesinde devamlı beni gösteriyormuş ve benim ben onun asistanım diyormuş. diyor, diyormuş. İnanmayın, güvenmeyin. Büyük bir tüccardır kendisi. Teşekkür ederim. Evet. Peki. Çok büyük alkışlar rica ediyorum hocamıza. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. İyi ki geldiniz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Yayınımızın sonunda geldik efendim. Programı kapatıyoruz. Yarın yine aynı saatte sizlerle görüşmeyi ümit ediyoruz. O ana dek lütfen kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.